Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ekim ayına geldik. 6. haftanın sonunda 16 puanımız var. Liderli aramızdaki puan farkı 2 ve bizim maç eksiğimiz var. Gerçekten lige inanılmaz bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Tabi bunda Beşiktaş maçının sonucu büyük bir etken oldu. Beşiktaş maçında kazanmayı pek ummuyorduk. Ama kadro kalitesi olarak her sene üstüne koyan bir altın ordu var. Takım uyumumuz iyi durumda daha da iyi yerlere gelecektir. Ama bu seneki kadro kalitemiz bence gayet güzel beyler. Yani şöyle bakıyorum. Fenerbahçe bence bu sezon çok iyi transferler yaptı. Kaleci hariç ki bence bunun sıkıntısını sezon boyunca çekecekler. Galatasaray ve Beşiktaş'ta bence o kadar güzel transfer hamleleri yoktu. Onlar transfer dönemini pek iyi geçiremediler. Ama biz sürekli eksiklerimizi tamamlaya tamamlaya devam ettik. Ortada e, Deniz ve Kaan uyumu gerçekten dikkat eder. Hatta baktığınız zaman Deniz'in e, profiline bilgi kısmında Kaan Arslan için ileride onun harika bir geleceğe sahip olacağını düşünüyor diyor. Gerçekten de son maçlarda e, Kaan'ın hava toplarındaki etkinliği bizim de çok dikkatimizi çekmeye başladı. Yavaş yavaş orada bir bir sinerji yakalayacağız gibi hissediyorum. Oralarda bir şeyler oluyor. Aynı şekilde e, Semih de Kaan Arslan'ın takım, e, takımın değerli bir üyesi olacağını düşünüyor. Yani bunun gibi birkaç oyuncu daha var. Bilmiyorum biri de Ege'ydi galiba. Aynen Kaan Arslan'ın takımın değerli bir üyesi olacağına inanıyor diyor. Şu an e, iki tane takım liderimiz var. Ali Emre 1, Kaan 2. E, Kaan takımın önemli bir parçası olacaktır illaki, ki. Yavaş yavaş bağların gelmesini bekliyorum. Furkan ve Hamza'nın profiline girdiği zaman ikisi de birbiriyle çok iyi bir ikili olduklarını düşünüyorlar. Furkan'a gelince Hamza ile iyi bir ikiliyiz diyor. Hamza'nın profiline gelince aynı sınıf Furkan'la diyor. Furkan ile güzel bir ikili olduğunu düşünüyor. Gökdeniz bayrakların takımın önemli bir parçası olacağına inanıyor ki şu an zaten bana sorarsanız takımın yıldızı konumunda. Ben tabii hep şey diyorum, sezon sonu kesin gider diyorum. Ama oyuncuyu ben satmayı düşündüğüm, planladığım için değil. Biraz tabii bunda farklı farklı koşullar var. Bir Taylan'ın bon servisi için paramız olacak mı? İki oyuncuya yurt dışından teklif gelirse muhtemelen oyuncu hocam ben gitmek istiyorum diyecek. Çünkü zaten şu an Sportoto Süper Lig'in önde gelenlerinden, yani sırf bizim takımın yıldızı değil gerçekten süper lig seviyesinde de artık yıldız sayılabilecek oyunculardan bir tanesi. 6 maçta da 3 asisti var. Gayet güzel bir başlangıç yaptı. O yüzden şu an tam olarak gelecekte ne olacak bilmiyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Bir Taylan için bonservis bedeli lazım. 2 e, alttan gelen oyuncumuz var. Bu biraz bizim elimizi rahatlatıyor. Enis gerçekten e, iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi bu sezon 19 yaş altında full bir oynaması lazım. Çünkü e, çıkar çıkmaz ilk sezon az takımda oynatmaya başladığınız zaman bazen oyuncu psikolojik çöküş yaşayabiliyor. O yüzden e, bu sezonu geçen sene Deniz'de olduğu gibi full bir 19 yaş altında oynayacak. Ondan sonra sezon sonu Gökdeniz'in durumuna bakacağız. Teklif geliyor mu gelmiyor mu paramız var mı yok mu? Bütün bunları bir çerçeveye oturtup ona göre kararımızı vereceğiz. Şu an mesela Deniz 16 yaşında. Normalde 16 yaşında bir oyuncu 19 şey Süper Lig seviyesinde çok ağır tökezlemesi lazım. Ama geçen sene 49 maçı çıkmış 19 yaş altında. Son bir ayda oynattık. E bir hazırlık maçı da oynadı bu sezon. 6 tane de hazırlık maçı. Etti size 10 maç. Biraz hazırlığı hazırlaya geldiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Şu an en büyük derdimiz çok açık. Rotasyon oyuncularını Nasıl şey diri tutacağız maç kondisyonunu kaybetmeden nasıl onları kazanacağız maç sayımız çok az Avrupa'da olmadığımız için daha şeyin başlamasına kupanın başlamasına bir ay var onda da artık eskisi gibi değil eskiden her ayak iki maçlıydı onu da şimdi bir maça indirdiler çoğu tek ayaklı o yüzden bilmiyorum. Türkiye Kupası'nın da eski yoğunluğu yok. Hazırlık maçlarıyla bir şekilde orayı toparlamaya çalışıyoruz. Dinamo Zagreb maçıyla devam edeceğiz. Şimdi takımda da her oyuncu çok güzel gelişim gösterdiği için... ...kimseyi rotasyona falan da sokmak istemiyoruz. Zaten bir hafta rotasyona soksan e, maç kondisyonu düşmeye başlıyor. O yüzden e, böyle bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Büyük oranda yedekten girecekler. O da ne kadar yeter bilmiyorum ama... Sezon sonuna kadar bir şekilde toparlamamız lazım çünkü kadroda tutmak istediğim önemli rotasyon oyuncular var. Mesela Eren dursun istiyorum, Doğancan dursun istiyorum, Emirhan yerine e, alternatif bulduk, Yusuf Sarı'yı büyük ihtimalle almayı planlıyoruz. Ahmet fena değil, durabilir daha iyisini bulana kadar. Yani Duran toplarda da güzel işler yapıyor, profil de gele, genel olarak güzel. Ekin dursun istiyorum, Hüseyin dursun istiyorum, Furkan yerine birisini buluruz. Emir'in sözleşmesi mecburen bitecek şey de yok satın alma opsiyonu da yok o yüzden ona yapabileceğimiz bir şey fazla yok ama dursa bizim için iyi olurdu Evet genel olarak durum bu bu oyuncuları mümkün olduğunca küstürmemeye çalışıyoruz serhatta güzel bir gelişim var Beyler yani şöyle baktığımız zaman sanki serhat olacakmış gibi gelmeye başladı yani bu sene birincilik seviyesinde güzel bir tecrübe kazanacak. Şu an gelişmeye başladı zaten. Eğer Ali Emre'ye de teklif gelirse belki gelecek sezon Serhat'la devam etmek kararı da alabiliriz ama çok da acelem yok yani Ali Emre gitsin diye bir derdim yok. Hani serbest kalma maddesini verirlerse diye diyorum. Çünkü henüz daha 19 yaşında Ya yani kalecinin kariyeri Biraz daha geç başlaması çok çok üst düzey değilse makul karşılanabilir. 20 veya 21'de 2 sezonda kiralık giderse Süper Lig seviyesinde zaten artık hocam ben e, tamam demeye başlar. 2027'ye kadar da sözleşmesi var. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi biz de biliyorsunuz e, transferler bitmez. Özellikle şu e, sözleşmesinin bitimine bir sene kalan oyunculara bakınca ben de biraz yine her zaman olduğu gibi hareketlendim. Çünkü rotasyon seviyesinde kadroya katabileceğimiz hakikaten çok önemli isimler var. İlk bakışta Yusuf'u istiyorum, Ravili istiyorum, Bünyamin olur, Yunus Emre olur, İsmail teklifimi yaptım. Neden teklifi yaptığımızı şimdi söyleyeceğim. Verka'yı istiyorum. Yani orada defansif orta sahada yedek olarak bize çok güzel işler yapıyordu. Doğan Erdoğan da olabilir. Doğan Erdoğan'ın güzelliği şu. Ocak ayında imza attırabiliyoruz ama İsmail gelirse tabii Doğan Erdoğan yatar. Yani İsmail'i tercih ederiz tabii ki. Doğan'ın yaşı belli. Bir de onun maaşı da az değil galiba. 156. Yani çok değil tabii ki ama bizim kadro şeyimize göre yüksek. Yani biz de şu an mesela ee, i̇lk 11'de oynayan Gökdeniz 300 alıyor. K 218. Furkan Emin mesela Furkan Emin 47 mi alıyor? Ha, Furkan Emin kaçmaz mı? Pardon. Furkan yöntem 110 bin. Ya yani şimdi Furkan yöntem 110 bin e oynarken Yedek oynatacağımız oyuncuya çok çok fazla bir para vermek bana mantıklı gelmiyor. Ama İsmail değer. İsmail'in e, yaşı e, 25 çok genç. Profil de çok çok güzel. Pası da var. Uzun zamandır istediğimiz bir oyuncu. Merkez orta saha savunma oynar mı? Hem de gayet güzel oynar. Bir tek karar alma ve ön zayıf. Başka hiçbir problemi yok. Neden İsmail'e tekrar teklif yaptık? Çünkü bu sefer e, kiralanmaya ilgili. Bir. İkincisi de e, sözleşmesi 2025'te bitiyor. Yani sözleşmesinin son senesine girecek. Rotasyon oynayacağı için çok fazla Hamza'da olduğu gibi yeni sözleşme önermez diye düşünüyorum Fenerbahçe ama hep birlikte göreceğiz. İsmail bizim için bedelsiz olarak gelirse çok önemli bir transfer olabilir. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Zagreb maçı var ama Zagreb maçından önce bir milli takım karşılaşmamız var diye. Evet onun da Avusturya maçını oynayacağız. Ki Ligdeki en önemli maçlardan bir tanesi. Hemen şöyle milli takımı alalım. Avusturya şu an bizimle aynı puanda. 6 puan 6 puan. Bu maç bizim için biraz kırılma olacak. 4-1-2-3 ile çıkmak mantıklı olabilir gibi ama. Bakacağız bakalım. Öyleyse yolumuza devam edelim. Evet Eto'dan bomba açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eto San'e yerine Furkan Emin'i tercih ediyor. Şimdi geçen sezon... Arda Turan buna benzer açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Neymar yerinde kendisi Emircan'ı tercih ettiğini söylemişti. o dönem Arda'nın e, işine son versek mi vermesek mi ciddi bir şekilde düşündük. Ama Furkan Emin hakikaten son maçta öyle bir gol attı ki yani Furkan Emin'i tercih etmesini anlayabiliyorum. Şöyle bir bakacağım Sanen'in profiline. Zaten hemen 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 aynı. Ama ben hakikaten Furkan Emin'i tercih ediyorum. Ya bazen hep size söylüyorum öyle oyuncular var ki profil olarak çok yüksek değil ama inanılmaz top oynuyorlar. Mesela Doğancan. Ya dersin ki Doğancan yani kanat oynamak için fiziği oldukça zayıf. Öyle zihinselde çok fazla bir şey yok. Teknik iyi ama yeter mi yetmez mi oynuyor. 3 maça çıktı bir de golü var Doğancan'ın. Aynı şekilde Furkan Emin Beşiktaş maçında ne gol attı ya. Hakikaten benim diyen oyuncu o golü atamaz. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu arada İsmail'le ilgili şunu da söyleyelim. Maaşının %40'ını ödeyeceğiz. Ee, anlaşma da çok çok iyi. 57 bin euro. Gayet güzel. İsmail kabul ederse e, Ocak ayında şeyi e, gözden çıkarılanlar listesine koyuyoruz. Artık futbol direktörümüz de var Furkan'ı. Çünkü Furkan'ın zaten yaşı belli. 31 yaşında merkez orta saha savaşçı olarak oynatıyoruz onu. Onu gözden çıkarılanlar listesine koyarız. İsmail Yola devam ederiz. Devam. Evet beklediğimiz haber geldi. Kaan Aslan futbol dünyasında iyice tanınır bir isim haline geldiği için takım arkadaşları tarafından lider bir oyuncu olarak görülmeye başladı. Valla bu bizim için her anlamda güzel bir haber. Hem oyuncunun piyasa yapması açısından güzel bir haber hem de liderliğiyle takıma önemli bir katkı sağlayacak. 15 liderliği var. Belki 16'ya bile çıkar. Gökdeniz de lider olmuştu diye hatırlıyorum. Şu an 3 liderimiz var. Ya yani Gökdeniz'in liderliği çok düşük olduğu için onu pek saymıyorum. O tamamıyla bireysel yeteneğinden, yıldız statüsünde olmasından dolayı lider konumuna geldi. Asıl yükü Ali Emre ile Kaan taşıyacaktır. Zaten birisi kaptan, diğeri de yardımcı kaptan. Eee şimdi Doğancan da e, yüksek nüfuslu oyuncu haline gelmiş. Zaten Doğancan performansı ile ben biraz buradayım diyordu. Onun için de hayırlı olsun diyelim o zaman. Evet, Enes'in e, futbolunda gözle görülür bir gelişim yaşandı. Artık birincilik standartlarında bir sağ kanat olarak e, gösteriliyor. Bu kadar kısa sürede bu seviyeye çıkması gerçekten çok önemli ama ya yani biraz gerçekçi olalım. Bayağı bir eksiği var bayağı bir yani zihinsel çok çok eksik ama illaki geliştirecektir. Fizikte toparlaması gereken özellikler var. Genel olarak vücut zindeliği çok yüksek değil. Bakacağız bakalım ama çok önemli bir oyuncu olacak orası kesin. Böyle devam et aslanım. 21 yaş altı maçına da 16 yaşında çıktı bu arada. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet Tevfik Ata son zamanlarda güzel bir gelişim gösterdi diyor. 3.5 yıldız net 4.5 olabilecekken 3 yıldız net 4 yıldızda düşmüş diyorum size. Her sezon böyle 4 yıldız net 5 yıldız olabilecekler falan havada uçuşuyor ama o potansiyeli ulaşabilecek oyuncu sayısı 1 veya 2 maksimum. O yüzden oyuncuların ne seviyeye çıkıp çıkamayacağını biraz zaman gösteriyor. Şu an 2. ligde düzenli bir şekilde oynuyor. 8. haftadalar belki kendi takımı da. Daha 8. hafta maçlarını oynamadı. Ona da bakmayın dikkatli olarak ama. Bir maçta oynamamış. Geri kalan hepsinde oynamış. Ama Tevfik Kata bizim istediğimiz seviyede olmayacak gibi gözüküyordu. Halbuki Turkuaz bandanasını astaydım. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Oyuncular ne durumda? Özsen güzel gelişmeye devam ediyor. Peki oynuyor musun? 8 maça çıkmış oynuyor. Tamam. Tevfik ata biraz düştü. Ömer... Tabi azimsiz olduğu için nereye gidecek bilmiyoruz. Oynuyor mu? 8 maç tamam. Yunus ne durumda? Of Yunus düşüşe geçmiş. 16 yaşında 7 maçta oynamış. İkincilik seviyesinde. Niye böyle oldu? İşte bazen böyle olabiliyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse. İnşallah yavaş yavaş kendisini toplar konsantrasyon falan artıyor ama Geri kalan özellikler biraz düşüşte ee, Özsan ne durumda Özsanda güzel bir gelişme var sabekte 3.5 yıldız net 4.5 olabilir 8 maçta oynamış gayet güzel Aslanım benim Tamam ee, Çağlayan Çağlayanın potansiyeli var ama Refleksi zayıf olduğu için ne olacak bilmiyoruz o da Ankara Demir Spor'da oynuyor 7 maça çıkmış Şakamaka Demir Spor nerede 6. sırada Güzel Gayet güzel ee, Başka kim kaldı Tugay'dan zaten Vazgeçmiştik Bedirhan yeterince oynamadığı için geri döndüm ee, Yani 3 maça çıkmış hep topu Uşak Spor'da. Öyle olunca hadi gelsin yedekte bari dursun dedik Ocak'ta muhtemelen başka bir takıma gidecek Tepecik Spor Muhammed'i istiyor. Bu sezon göndermeyeceğiz ya. Kiralamaya uygun değil diyelim. Şimdi bir de devam etmeden önce şeye de bakalım. Hiyerarşiye. Ali Emre Yanar, Gökdeniz ve Kaan Doğancam Doğan Can burada. Peki bence Semih ve Hamza yakın zamanda çıkacaktır buraya. Onun dışında bu üçlü gayet güzel. Şu an takımda lider sıkıntımız yok. Bu bizim için çok önemli. Öyleyse devam edelim. Son 5 maçta güzel performans gösteren oyuncular var. Ortalama puan Kaan Aslan'da 7.47 son maç 7.66 hakikaten çok güzel bir seri yakalamış sezona bomba gibi başlamış. Semi hafif biraz yavaş başladı sezona ama sonrasında hakikaten inanılmaz bir 8.40 şöyle diğerlerini göre görebilirsem 8.30 ondan 8.40 böyle böyle devam ediyor e, ortalama puan 7-60 çok güzel kaç gol semi? 7 gol bir asist 6 maçta yavrum benim bence dediğim gibi bazı oyuncular çok e, kendisini belli ediyor bunları sezon sonunda tutmak biraz zor olabilir ama işte tek tesellimiz hem sağ kanatta hem de forvette alttan gelen oyuncular var Alttan gelen demişken şu Gökhan'a bakmasam olmaz. Tamam. Mehmet. Mehmet de iyi gelişiyor ya. Allah var. Evet. Yolumuza devam edelim. Toplantıyı da bitirelim o zaman. Artık milli takım maçına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Süper Lig'de haftanın gollerine şöyle bir bakalım. Birinci sırada Furkan Emin var. Birinci golü bildiğimize göre hemen tebrik edelim. Hakikaten onun için çok önemli bir moral olacaktır. Morali de fulllemiş. Güzel. Üçü de tanıdık isimler. Hadi bakalım golleri tek tek bir izleyelim. CS Frikik'ten yazmış. Hop güzel. Aslında biraz sağ tarafa atmasını bekliyordum. Ters gibi geliyor ama sol tarafa güzel bıraktı. Şu Aydo kimmiş ya? Sergio. Uzaktan bir Frikik golü daha. Tribünler tabi tıklım tıklım. İnsan şunu görünce stadyum ne? Hatırlıyor yani. Bakalım. Hayallerimiz büyük de para lazım. Emirhan. Hop. Sektirdi. Furkan Emin aldı. Yavrum benim be. Hakikaten inanılmaz bir gol. Şu Galatasaray'daki oyuncu kimmiş? Ona bir bakalım. Sonra devam ederiz. Josefi Sonan ha doğru. Bunu görmüştük de unuttum ben daha sonrasında. Opsiyonlu bonservis ödevi var 550 bin euro. Peki. O zaman yolumuza devam edelim. Haftanın takımına seçilen oyunculara bakalım. Ali Emre Yanar kalede. Furkan Emin solda çok güzel. Oliveira var zaten. Tamam tamam. Cese golünü atmış ama haftanın takımına girememiş. Hüseyin Antrenman, Hüseyin'in antrenmanoporu top kapma, pozisyon alma, zıplama güç gelişiyor çok güzel. Evet gel sana bir sarılayım aslanım. Tavsiye neymiş? Güç çalışsın diyor. Peki çalışsın. Zaten gücü de gelişiyor şu an. Devam. İnza gidiyonun yeni menajeri oldum. Birader şöyle adamları Fransa'ya göndereceğinize, Türkiye'ye getirsenize ya. Gelsin işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe her neyse bir İnzagi görelim ya. Bir ara geçen seneki kariyerlerde Gattuso gelmişti Trabzonspor'a tutunamadı gerçi çok başarılı olamadı ama yani böyle şeyler olsun artık. İsrail'den menajer geliyor, oradan buradan menajer geliyor. Bir şöyle bizi heyecanlandıran isim bir türlü gelmiyor. Bakayım. Bir Rusya'dan geliyor, her yerden geliyor, Avrupa'dan gelmiyor ya. Böyle bir şey olamaz. Şu ligdeki sıralamayı artıralım da o yüzden milli takımdaki galibiyetler de önemli. İnşallah gelecek sezon bir de Konferans Ligi yapabilirsek Ondan sonra yüksele yüksele gideriz. Yalnız Trabzonspor kötü durumda. Abdullah Avcı orada yanlış hareketler yaptı galiba. Deniz meselesi tamamdı ama yani Deniz kanat oyuncusu. Sen oraya bir tane forvet almazsan ya Enis'i oynatacaksın Deniz forvet oynamaz. Bilmiyorum. Sezon sonunu çıkarması zor gibi gözüküyor. Yoksa kaleciğin yerine Matt Turner fena değil diye hatırlıyorum ben. Tam profilini bilmiyorum ama sonuçta Arsenal'da yani. Yine de bak Arsenal'dan oyuncu kiralıyor olması bana biraz umut verdi. Galatasaray'da Leicester'dan oyuncu kiralamıştı güzel. Evet bunu asistana bırakıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Evet Gökdeniz sevindirici bir gelişim göstermeye devam ediyor. Beler hiç durmuyor. Böyle bir şey görmedim ben. Zıplama, çeviklik, karar alma, vizyon, pozisyon alma teknik. Bundan sonra zaten artık dört buçuk olduğuna göre çok ciddi patlamalar yaşamasını beklemiyorum ama böyle ufak ufak gelişmeye devam edecektir. Hakikaten yani geçen senelerdeki potansiyeli yok. Acaba nasıl olur diye düşünürken iyi ki kiralamışız dediğimiz bir oyuncuya dönüştü Gökteniz. Yolun açık olsun Aslanım ve İsmail meselesi tamam beyler. Çok uğraştık, çok didindik. Geçen sene bir İsmail'i bir de Kerem Kalafat. Peşinden koştuk koştuk bir türlü şey yapamadık. Opsiyonlu bonservis bedeli bir buçuk diye. Opsiyon ayarlamamıştık diye hatırlıyorum. Çünkü zaten sözleşmesinin son senesinde olduğu için ayarlayamıyoruz galiba. Ama opsiyon varsa bizim için iyi. Tabii bir buçuk milyon euro vermeyiz de. Biz daha çok bedava yazılmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım aslanım hayırlı uğurlu olsun. Devam. Evet Gökhan'ın golüyle yolumuza devam ediyoruz. Aslanım benim. E, milli takım olduğu için en iyisi yoktu. E, Mehmet biraz yorgundu. Onun yerine de Bedirhan'ı koyduk. İyi de oldu bence. Sonradan girmiş mi? Mehmet 81'de girmiş. Tamam. Bu hafta biraz toparlasın. Hemen şöyle golümüze bakalım. İkinci haftanın sonunda 6 puanla devam ediyoruz. Beşiktaş nerede? Beşiktaş 3 puan. tamam geçen senenin şampiyonu biliyorsunuz. O yüzden gözümüz hep Beşiktaş'ta olacak. Ömer Turan. Tansu uzun oynadı. Yağızcan'a doğru. Yağızcan kafasıyla sektirdi. Gökhan açısı da uf hakikaten var ya. Öyle zor bir yerden vurdu ki biraz Icardi goli golü gibi oldu. Gayet güzel. Aslanım benim. Bize çok güven veriyor ya. Enis ve Gökhan'ın alttan geldiğini bilmek bizi çok rahatlatıyor. Yeni iyi bir şeyler olacaktır ama Gülkan'ın kararlılığı düşük olduğu için biraz endişelerim vardı. Şu ilk haftalardaki gelişimiyle onu biraz kafamızdan attık diye düşünüyorum. Sadaki rakibimiz Avusturya. Bu maça biraz daha 4-1-2-3 ile çıkmak doğru olur diye düşünüyorum. 2 2 ile giden bir Avusturya var. Deplasmandayız. Yusuf'la başlarız. İkinci yarı Hakan'ın merkez orta saha hücum yapıp Orada çift forvet gibi oynarız diye düşünüyorum. Bizim için çok çok faydalı olabilir. Bakalım nasıl bir oyunu ortaya koyacağız. Henüz bilmiyoruz ama inşallah güzel işler yapacağız. Haydi bakalım. Cengiz biraz herhalde forma süresi bulamıyor. Maç kondisyonunu koruyor durumunda şu an. Yumrumuzu sıkalım. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. İyi bir takımız. Bunu diğerlerine de göstermenin zamanı geldi dedim. Yalnız biraz hızlı davrandım. Evet. Tamam. Marco'yu tanıyorsunuz zaten. Diğer kariyerlerimizde aldık mı tam hatırlamıyorum ama almayı düşündüğümüz isimlerden biriydi. Bir tane de Salzburg'dan oyuncuları var. Celta Vigo'da şu an. Ama bayağı hızlı fizikli bir oyuncu gibi duruyor. Şimdi hemen şuraya gelelim. Kanatlardan oynamaya zorla diyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım Evet ilk 10 dakikanın sonunda topla oynamada üstün olan taraf Avusturya Şimdi biraz yüzde 43'lerdeyiz 47'lere kadar çıktık Biraz daha çizgi ortalar diyorum Haydi bakalım Enes. Haydi Enes uzaktan vurdu. Az farkla dışarıdan. Şimdi e, kale vuruşu kullanıldı. Al bu. Daniluç. Evet. Al ver al ver. Uzun bir top deneyecekler. Uzun pasa zorlamaya çalışıyoruz. Biraz daha sıkıştırsan Enes olacak da. Şimdi Marco da top sağ tarafa doğru verdi. Wimmer hemen durdu geri döndü arkadaşına. Leymer Wimmer sağ açıdan hop Uğurcan ayağından biraz fazla açtı. Biraz daha topu kanatlara doğru oynatalım. Uğurcan uzun oynadı. Şimdi top kime gelecek? Yine onlarda. Zeki aldı topu. Bravo Zeki. Cengiz. Bıraktı Meriye. Berat. Uzun bir top sol tarafa doğru. Kerem gayet güzel. Haydi Kerem içeri çevirdi. Enes gelişine vurdu. Rakibe çarptı. Cengiz uzaktan. Uf, Cengiz var ya. Yalnız denk getirdi mi? Hakikaten inanılmaz yağlıyor. Böyle bir şey görmedim. Kerem sol taraftan aldı. Enes'e doğru rakibe çarptı. Cengiz bak sol ayağıyla nefis vurdu. Aslanım benim. Cengiz şu an neredesin sen? Araya ayrılık girdi. Sen neredesin ben nerede Marsilya? Avusturya Santra ile başladı. Bizim için e, güzel bir skor oldu. Haydi bakalım. Şimdi bunu korumak mümkünse ikiye atmak istiyoruz. Sol taraftan deniyorlar bu sefer. Hop Cengiz tereyağından kıl çeker gibi aldı. Kaleye de bıraktı. Uğurcan, Çağlar, Tek Top, Salih. Şöyle bir aldı döndü. Kerem'e doğru güzel. Kerem bıraktı Yusuf'a. Yusuf sağ tarafa çevirdi oyunu. Bravo Yusuf. Hakikaten çok iyi oyun kurucu. Bu sefer <laughs> dağlara taşlar oldu biraz. Yunus şey Yusuf'un bu ani dönüşleri benim çok hoşuma gidiyor. Oyun kurucu olarak bayağı beğeniyorum. Marco. Şimdi El Şelvi. El Şeravi gibi bir şey <laughs> çakması. Aman diyeyim Wimmer alıp. Ah Rıdvan yaktım bizi Rıdvan. Rıdvan yaktın bizi Rıdvan. Penaltı. Uğurcan bir sürpriz yapabilir mi? Bence kurtarabilir. Haydi Uğurcan. Haydi Uğurcan inanıyoruz. Geçen seneki kariyerimizde kurtarmışlığı var. Uğurcan köşeyi doğru bildi ama yetmedi. Başarabiliriz çocuklar. Haydi. Evet ilk yarının skoru 1-1. Yumruğumuzu sıkalım. Artık varımız yoğumuz ortaya koyacağız. Milli takımda ruh bitmiş. Rıdvan taş atışını kullanacak. Haydi aslanım. Kerem bugün iyi işler yaptı. Enes ne yapıyorsun Enes? Şimdi oyun kurma şansı Avusturya'da. Junior 1 bir e de kaldı. Bravo Uğurcan. Meri oradan topu da aldı. Soğukkanlı bir şekilde hemen geri verdi. Ver Zeki'ye. Uğurcan neyi zorluyorsun Uğurcan? Daha çok çabalayın beyler. Biraz daha kanatlara doğru açılsak bence daha iyi olacak. Eyvahlar olsun. Şimdi sağ taraftan Avusturya yine yükleniyor. Junior. Ah penaltı gibi aman diyeyim. Wimmer. Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Uzaktan vurdu üstten dışarı. Biraz temkinli oynayacağım ya. Rıdvan benden buraya kadar dedi. Beş değişiklik hakkımız vardı değil mi? Tamam. Rıdvan çık. Eren gel bakalım. Yusuf benden buraya kadar dedi. Yusuf yerine hemen Hakan Çalhanoğlu'nu alacağız. Sanki bir de bence Ali Akman'ı da alabiliriz ya. Berat kötü oynuyor. Tokayı mı alsak acaba? Berat'ın yine tekniğine güveniyorum. Ben de bir Ali Akman'ı görmek istiyorum. Kerem de yoruldu. Şimdi şöyle yapacağız. Merkez orta saha hücum. Hakan. İkinci ve forvet gibi oradan gireceksin aslanım. 2-4. Ee, Deniz senin şey neydi? Kanat forvet hücum. Hemen şöyle kanat forvet hücum yapalım. Bir değişiklik hakkımız daha var. Bence biraz orta sahanın sertliğini arttırabiliriz. Ama penaltı olur mu acaba? Gel bakalım Okay. Savaşçı orta saha diyeceğim. Aynen. Bir tane iki savunma fazla mı oldu? Ama Hakan hücum gibi çıkacak ya. Haydi Hakan. Duran top ustası. Kesti. Çağlar üstten dışarı. Başarabiliriz diyorum. Kaleyi gördüğünde vur diyeceğim. Haydi bakalım. Evet skor 1-1 parmakla işaret edelim. Yenilginin önüne geçmemiz birçok kişinin hakkımızda yanıldığının kanıtıdır diyorum. Yani zor bir deplasman açık olmak gerekirse. Avusturya'da çok fazla öyle bilindik oyuncu yok ama yine de fena oynamadılar. Öne de geçebilirlerdi. 7-7 yolumuza devam edelim bakalım. Kim tökezleyecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi Kuzey İrlanda deplasmanına gideceğiz. Yine bizim için zorlu bir deplasma olabilir. Evet Arda golünü atmış. Emircan golünü atmış. Aslanım benim. Valla bir Arda'yı alsak güzel olacak da. Para. İşte Gökdeniz ve Semih'ten astronomik bedeller gelir. Ya da Hamza'ya teklif gelirse belki olabilir ama. Bilmiyorum Arda gelmek istemeyebilir. Bu sezon ligi nasıl bitireceğimiz önemli bir faktör olacak. Sağ tarafa doğru kanat oynatma şu kanat oynatmayış çocuğu derken bir yapıştırdı ki Kazımcan sol taraftan aldı. Ver koşuyu Emircan. Haydi aslanım birebirde kaldı. Açısı dar. Kalecinin biraz hatası var tabi orada. Ama Emircan'dan çok güzel bir bitiriş. Şey Enis oynadı mı? Enis oynamamış. Sami biraz oynamış. Ya buna biraz çok üzüldüm ya. Aa Sami şu an 3 yıldız net 4 yıldız olabilir gözüküyor. Şey ikisi de kiralık takım bulamadılar. Ve hazırlık maçları oynuyorlar. Sami Demircan da. Aslında Türkiye'deki kulüpler kiralaması lazım ama... Türkiye'deki kulüplerin Skadun ekibi ne yapıyor bilmiyorum. Mesela Galatasaray'ın sol kanatı ihtiyacı varsa kirala Emircan'ı. Süper Lig'de hiç mi de belki Süper Lig'e geri dönmek istememiş olabilirler. Evet zaten çünkü mesela Emircan daha zorla birlikte oynamak istediği için gitti. Güzel. Cengo ne yapıyorsun? 59 maç 19 gol. Güzel. Salih bardağın dolu tarafını görmek istiyor. Tamam. Her şey yolunda her şey yolunda güzel o zaman Kuzey İrlanda deplasmanına doğru ilerleyeceğiz. Haydi bakalım 3 gün sonra devam. Evet Deniz ilk defa e, milli oldu ve 82 dakika oynadı çok önemli bir başarım. Böyle giderse gelişmesi inanılmaz hızlanacaktır diye düşünüyorum. Şaka maka 16 yaşında 2 tane oyuncuyu e, milli takıma gönderdik bireyiniz biri Deniz. Ee, Enis pek oynamıyor ama... Deniz şu an iyi başladı milli takım kariyerini... İlk maçında 82 dakika oynadı... Gayet güzel... Taylan 8 dakika oynamış... Aslında Türkiye'yi seçse onun için çok güzel olacak ama... Hiç yoktan iyidir... O da şaka maka ikinci kez... E, bizde oynamaya başlayınca düzenli... O da milli takımın... E, Alman milli takımın radarına girdi belli ki... Thiago'yu aslında gönderemiyoruz... Gönderebilsek çok güzel olacak... Ben de yani oynamadıktan sonra... Oyunun, oyuncunun çürüyüp gitmesine razı değilim. Bizim istediğimiz seviyede değil. Umduğumuzu veremedi. Başka yerde bulursa daha iyi olur. Emir 22 dakika oynamış. Güzel. De şimdi eyvah. Emir'i şeye oynatamayacağız. Oraya bir tane stoper mi bulmamız lazım? Ne zaman dönüyorsun Emir? 15'inde dönüyor. Milli takımdan önce ilk önce bir 12'sinde şey oynayacağız. Zagreb'le hazırlık maçı oynayacağız. Oraya bir tane stoper ayarlamamız lazım. Neyse, hadi bakalım devam. Gözümüz Serkan'ın üzerinde ee, şöyle bakıyoruz hemen. Gayet güzel bir profili var. Yeni sözleşme imzalamazsa çok çok güzel olur. İmzalamış mı imzalamamış mı ona hemen bakalım. 2025'te bitiyor. Şu an e, ufukta yeni bir sözleşme yok gibi. Hadi bakalım. Serkan milli takımda hemen kendisini göstermiş. Bir golünü de atmış. Aslanım benim. Hemen şuna bir bakacağız. Başka bizden oynayan var mı? Çağlayan'ı hemen gördü gözüm. Ee, Özsan bizden. Özsan bir 80. dakikada girmiş. Tamam. Onun dışında yok. Az takımda oynayan var mı? Geç 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 yok. Ne yazık ki. Neyse. Şu Serkan'ın bir golüne bakalım da. Orada bir tane de bedavadan forvet bulabilirsek çok güzel olur. Enes. Aldı topu sağ tarafa doğru. Emre Geko Gökay. Emre'den iyi kontrol. Verdi içeri pası Serkan. Çok rahat bir bitiriş. Gayet güzel. 19 yaş altı ne yapıyor bu arada? Ona da bir bakalım da. Fixtür. Ne turnuva? Turnuva mı bu? Ne bu? 19 yaş altı milli diyor. Öyle kendi aralarında yapıyorlar bir şey ama bilmiyorum. Avrupa U19 çok çok önemli. Çok çok önemli. Bir de Romanya'ya karşı oynayacaklar. Hadi bakalım devam. Evet haftalık antrenman raporuna bakıyoruz. Kötü oyuncular arasında Furkan var. Furkan zaten yeterince süre alamadığı için mutsuz. O yüzden performansı düşmüş olabilir. Şimdi onu oynatacağız. Gökdeniz birinci sırada Aslan'ım benim. Yani 5 yıldız olsa 5 yıldızı zorlayacak. Öyle oynuyor. Hakikaten inanılmaz. Ege Hemen bakıyoruz. Gelişimine devam ediyor. Çok fazla on var. Şunları bir an önvel 11 yapmak istiyoruz ama hadi bakalım. Vizyon 14. Fası var. Savunması var. Çok güzel bir oyuncu olacak. Güzel. Kaan 3. sırada aslanım benim. Herkes onun takımda çok önemli bir isim haline geleceğini düşünüyor. Biz de yavaş yavaş emarelerini görüyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Gençlere hemen dönelim. Sadık güzel gelişiyor ama ne yazık ki Sadık'ın yani potansiyeli yok. Kaleci olarak refleksi de 9. Onu bir kenara bırakıyoruz. Mehmet yalnız var ya fizik mizik harika gelişiyor. Çalışkanlık artıyor. Umutluyuz ya. driplingon ilk kontrol on oldu da işte nereye kadar gidecek? Belki 12 12 olur. O da kurtarır mı? Duruma göre kurtarabilir yani. Cihan'a geçelim. Cihan'ın da fiziği güzel gelişiyor. Pozisyon alma özel yetenek orta. Dripling corner. Çok güzel aslanım benim. Yolumuza devam ediyoruz. Evet ne yazık ki berabere kaldık. Bu milli takım araları gerçekten bizim için oldukça sıkıntılı oluyor. Enis gibi bir oyuncuyu da kaybedince etkisi oldu ister istemez. Ama sezonun daha çok başı Galatasaray bu sezonun tehlikeli ismi olabilir gibi gözüküyor ama bilmiyoruz. Cankat hastasıyım. Regista. Regista Cankat. Eğer Furkan yönteme Teklif gelirse anında Cankat'a yazılabiliriz. Kaan Yücel'i listeye eklemişiz. Oo, Kaan da fena değil bakayım. Sabek de. Şu an Sabek'imiz bizim fena gelişmiyor ya. Şeyde de e, milli maçta da oynadı Özan. Gerçi çok oynamadı ama 10 dakika 10 dakikanır. Devam. Evet sıradaki rakibimiz Dinamo Zagreb. Şimdi <laughs> stoper bulamadık. Çünkü 19 yaş altındaki bütün oyuncular zaten dün forma giydiği için Hepsi yorgun, hepsi perişan durumda Yakup bitik durumda Selman bitik durumda Oraya koyabileceğimiz hiç kimse yok Bir tek fazladan Muhammed vardı orta saha. Orta sahayı koyma kararı aldık Valla Melih biraz stoper mutoper oynuyor olsa Melih'i çekeceğim de Melih de oynamıyor O yüzden Muhammed şimdilik idare etsin Oynuyorsun ya sen ona bak Muhammed. Bir de hafif de bir sakatlı var. Maçta sakatlanır mı bilmem. Kaan'ı oynatabilirdik de Kaan'ın da maç yükü ağır. Şimdi tam da iyi giderken sakatlık istemiyorum. Bir de oyuncuya çok yüklendiğimiz zaman gelişimini de olumsuz etkileyebiliyor. Mümkünse Kaan'ı sokmayacağım zaten. Hazırlık maçlarında ilk 11'de ilk 11'deki yerinizi hak ettiğinizi gösterin dedim. Haydi bakalım. Kale Demircan var. Biraz pozitif oynayabiliriz. Daha çok çabalayın diyorum. Hajduk, Başlı başına kulüp gibi oyuncağı. Yavrum benim. Oo Ahmet çok güzel aldı topu. Top kapması var. Aslanım Ahmet. İyi rotasyon oyuncusu beyleri iyi. Aldı iyi de gitti. Verdi fasında. Orada bir karambolana ama. Şimdi Muhammed'de top. Melih. Koşu ona doğru güzel bir top. Furkan Metin. Aldı tova bastı geri döndü. Emirhan. Çaprazı görse çok güzel olacaktı. Kesti. Eren ne yazık ki kafa vuramadı. Emirhan da top tekrar. Furkan. Ahmet. Açısı fena değildi. Ekin'e pas verdi. Uf. Yaradana sığınıp vurdu var ya. Aslansın Ekin. Vallahi yaradana sığınıp vurdu. Yalnız pas çok şıktı. Emirhan. Deli baş verdi pasını Furkan'a. Ahmet bak. Ahmet gümbür gümbür başladı canım. Güven veriyorum. Biraz daha oyunu o zaman kanatlarda neyi geliyoruz? Topu biraz kanatlara doğru gönderelim. Taş atışını kullanan Zagreb. Hop Doğancan aldı. Aslanım benim Ekin. Güzel. Sol tarafta rotasyonumuz çok çok iyi. Muhammed. Uzun bir top. Şimdi Eren'e doğru. Eren hiç kafa topu ile uzaktan yakın alakası yok. Ekin. Solta. o da bu arada düşüşünü kırdı. Hafif gelişmeye başladı. Bakalım. Tabi bitiriciliğin düşmesi iyi olmadı. Tekrar toparlar inşallah. Marin. Aldı orta sağdan ilerliyor. Sağ tarafa doğru gitti. Geri döndü. Şimdi alabilecek miyiz? Ekim yine orada iyi saldırdı da alamadı topu. Defansın arasını çok iyi bıraktılar direkt. Hüseyin hemen uzaklaştırdı, güzel. Evet, güzel. Hemen şöyle çok iyisiniz. Böyle devam diyorum. Vallahi yorgunluk morgunluk yok. Çocuklar futbolu aç. Muhammed. Ver pasın hemen Hüseyin'e. Güzel. Hüseyin. Aldı bekledi. şimdi ikine bıraktı? Topu sol taraftan ilerliyor. Ver koşuyor. Furkan. Evet. Muhammed. Hüseyin. Şimdi Melih. Hüseyin aldı verdi. Ahmet. Aldı sağ tarafa. Oo, nefis pas. Sağ tarafa pas verecek derken Eren'e bıraktı. Eren'den de harika bitiriş. Güzel. Bravo Eren. Hoppa dizinin üstüne de kaydı. Şekilsin. Güzel. Hadi bakalım Eren. Ahmet'le inanılmaz performans ya. Hamza yorulduğu zaman hem böyle biraz orta sahaya direnç veriyor top kapmasıyla. Çok güzel bir alternatif oldu. İyi denk getirdik. Furkan. Geri döndü. Kaptırdı. Şimdi Melih aldı topu. Güzel. Bıraktı Furkan'a. Sol tarafa doğru. Doğancan. İyi kontrol edebilir mi? Önünde buldu topu. Ah! Bir an gol sandım. İyi yapıştırdı. Ekin sol taraftan ilerliyor. Kaptırdı. Şimdi Strek. Misic. Hajduk. Boşkaş. Uzun oynadı. Dirmiç'e doğru. Mertcan. Hüseyin uzun bir top sol tarafa doğru Doğancana Doğancan iyi kontrol etti Ekin koşu yoluna doğru tekrar Doğancan içeri doğru keser mi? Kaptırdı Savunma bugün iyi işler yapıyor Zagreb'ten. en azından Doğancan'ı iyi tuttular Hemen oraya bir baskı kurabilirsek bir şeyler yapabiliriz Cuk oturdu <laughs> Cuk olduğu yerde oturdu şu an Meli ''Muhammed ver çaprazı bak.'' ''Muhammed ya o da güzel de vur ona.'' Vallahi direğe çarptı. Kısa zamanda 13 olur beyler sıkıntı yapmayın. Furkan Metin Taç atışını kullandı. Eren hop orada güzel hareketler yaptı. Geri döndü şimdi Hüseyin'e. Hüseyin çekti topu Muhammed'e bıraktı. ''Muhammed uzun bir top nereye Muhammed?'' Hop alın o. Alamadı. Orada hemen bir press yapmaya çalıştık. İyi çıkardılar. Furkan şimdi kafayla indirdi derken. Evet Muhammed. Orta zaten oyun kurmaya çalışıyor. Üçüncü bölgeye yerleşti Zagreb. Hop uzun bir top defansının arkasına gayet güzel dışarı çıktı. Yorulan var mı? Yorulan var aslında. Ta Kerim'in maç yükü ağır. Kaan'ın maç yükü var oynasınlar. O zaman biraz şöyle yapayım. İyice bir tükenene kadar oynasınlar da bir daha da biz maç oynayacağız filan demesinler. Eren. iyi kontrol etti. İçeri doğru kat ediyor Eren. Haydi Eren yapıştır Eren. Hadi be. Tek kişilik bir şov olur mu derken. Ekin. Muhammed tekrar ekinde top. Koşu yoluna verdi Eren. Sol taraftan ilerliyor. Bugün bir sağ taraftaydı bir sol taraftaydı. Yardımcı forvet olmanın avantajları ah be. İşte aslında var ya öyle bir kurgulayacaksın ki. iki tane kanat forvet tamam mı? Ortasına yardımcı forvet. Orta sahada merkez orta saha hücum. İki, diğer iki oyuncuyu da e, savunma yapacaksın. Nasıl? Düşünülebilir. Mesela solan ağacı sağ gökteniz. İleride eren merkez orta sağ hücumda orkun. Değişik olabilir. Umduğumuzdan çok daha fazla gol bulabilir. Yani artık gol attılar ama santrası yok. Biraz temkinliğe dönelim. Beyler bak yapmayın. Etmeyin. Daha değerli toplu. Kademeye dön. Dağılımı koru. Güzel. Frigan. Şimdi Joviçeviç. Dirmiç. Joviçeviç top. Hop Furkan. Yapma. Frigan. Cuk. Strek. Vallahi gol değdik. Hocam. Gol iptal. Aha sayılmadı. Güzel. Tamam. Bitir artık. Bir de zamanı oyna şey olsa Mertcan yat yat seçeneği hiç koysalar çok güzel olacak. Evet arkadaşlarına ileri dedi. Hakemi bekliyor. Yalandan vurdu topa. Düdük çaldı mı çalmadı. Vur Muhammed. Furkan. Mertcan yine bekledi. Verdi aldı verdi. Hakem ısrarla maçı bitirmek istemiyor. Maça doyamadı hakem. Hocam hazırlık maçı bitir gidelim artık hadi. Güzel. Tamam. Valla şaka maka yedek kadro Dinamo Zagreb'i yendi. Tebrikler beyler iyiydiniz. Evet maç çünkü ağır oyuncular oynatmadık. Şimdi bundan sonra... ...Başakşehir'le maçımız var. Bir 8 gün sonra... ...e tabi milli takımdan gelenler de olacak iyice bir dinlensinler ya. Kaç kişi geliyor? 3 kişi, 4 kişi. 4 az değil. İşte bu arada bu bir hafta böyle bir antrenman yedikleri zaman var ya, fıstık gibi oluyor oyuncular. Hem rahatlıyorlar. Şimdi Furkan mesela e, antrenman maçlarının fazla olmasından dolayı biraz mutsuzdu. Evet, antrenmanlardan biraz mutsuz. Bakayım yapılması istenen ek antrenmanlardan dolayı mutsuz. Şimdi hem şey var ekstra antrenmanlar var bir de üzerine oyun karakteristiği etkiledik ki, ekledik ya o biraz fazla geldi Furkan'a galiba. Şimdi burada oynamadım bir hafta normal antrenman düzeninde sıkıntı yapmaz. Biraz en azından dinlenmiş olur kendine gel. Diğer, diğer oyuncular için de iyi oldu diye düşünüyorum. Haydi bakalım yolumuza devam edelim. Sadeke rakibimiz Kuzey İrlanda. Bu maça 4-2-3-1 ile çıkmak istedim. Çünkü artık bu maçta bir puan almamız lazım. E, puan durumu eşit 7-7. Eğer biz puan kaybedersek Avusturya puan kazanırsa o zaman biraz işler sıkıntıya düşecek bizim için. Hemen şöyle bakalım. 7-7. E, Kuzey İrlanda'ya biz kendi evimizde 2 gol atmıştık. Tekrar tabi Avusturya ile kendi evimizde oynayacağız ama... Şurada işi bitirmek istiyorum mümkünse. Bu arada e, şeyden çok güzel bir oyuncu buldum Bursa Spor'dan. Daha doğrusu haber çıktı. Haberin üstüne bir bakayım dedim. Oyuncu ayrılmak istiyor. Profili baya güzel. Enis gibi. Enis'in sol kanat versiyonunu düşünün. Hemen list gözlemci gönderdim. Liste ekledim. Bir de e, transfer etmek istediğimizi basına duyurdum. Hemen ona maçtan sonra geçeceğiz. Şu an konsantrasyon dağıtmamak için oraya. E, şey yapmıyorum geçmiyorum sanki Yusuf biraz yorgun Hakan ofansif orta sahaya atıp Orkun'u da alabiliriz Orkun'u biraz daha fazla değerlendirmemiz gerek diye düşünüyorum ama Hakan'ın da asıl mevkisi geçen senelerde ofansif orta sahaydı biraz da orta sahaya evrildi interdeki oyunu sebebiyle bakalım Yusuf yorulsun da Yusuf yorulunca Orkun alır e, şey çıkartır e, Hakan ofansif orta sahaya atarız yumruğumuzu sıkalım ne diyelim bugün sizden galibiyet bekliyorum Ozan kafası karıştı. Neyine kafan karıştı Ozan onu anlamadım ben. Josh o 34 yaşında. Tamam. Beyler bu maçı bizim kazanmamız lazım ya. Çok fazla şey defansif oynamadığımız iyi oldu. 4-1-2-3'le çıkmadığımız iyi oldu. Lane'i tutalım yeter. Zaten oyuncuları yaşlı, kanatları yaşlı, forvetleri yaşlı bir tekleyini tuttuk onun profili fena değil gibi pozitif ile başladık ama çok abart, abartmasa mıydık yüzde 45 diyor peki şimdi 52'ye geldi hemen biraz şöyle ne yapalım kanatlara doğru açılsak mı bilemedim daha çok çabalayın diyorum. Bence çizgi yemeden ortalar yapalım. Deniz niye yorgun onu anlamadım yalnız. Geçen maç Deniz oynatmamıştık. Neyse. Evet. Duran top Kuzey İrlanda kullanacak. Yer gök kırmızı beyaz. Haydi bakalım. Aman diyeyim üstten dışarı çıktı. Yusuf'un bir sarısı var. Hemen şurada pozisyon başlamadan hızlı bir şekilde. Yusuf'a müdahalelerde sertliği azalt dedim. Aman diyeyim Mery. Meleğin zaman zaman ters hareketleri var. Agresiflik de 19 zaten. Agresiflik 19, cesaret 19. Yanarız valla. Ozan, Okay, Eren, Tek Top, Deniz kaptırdı. Bas 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 bas. Uzun bir top sağ tarafa doğru. Lane press dedim ama. Az farklı dışarıda. Biraz daha dengeli alayım mı? Bence topları sağ tarafa mı atsak? Abdülkadir Çeviklik konusunda biraz daha iyi gibi. Deniz daha çok bitirici tipte bir oyuncu. Şöyle bir bakalım. Aslında o da fena değil de Çeviklik 12 biraz da bir top kaptırınca ilk kontrol kaç? İlk kontrol 13. Abdülkadir 14-14 Çeviklik 16. Bence Abdülkadir yani. Haydi beyler yumruğumuzu sıkalım. Artık varımızı yoğumuzu ortaya koymamız lazım. Ali Akman'da ilk defa oynatıyoruz ama kutucu yerine acaba hata mı yaptık bilmiyorum. Eren. Çünkü kutucu golünü atmıştı. Ozan. Hakan. Meri. Şöyle bir bekledi. Ver hemen Hakan'a tekrar. Güzel. Hemen Abdülkadir. Koşu yoluna doğru. Ali Akman yetişti. Haydi Ali. Haydi Ali. Hadi be direğe çarptı. Tamam Lale, sen adamsın be. Ahmet Kutucu'yu anında unuttuk. Yavrum benim. Beş yıldız gözüküyor çünkü. Eğer Semih'e sağlam bir teklif gelirse. Tabi Ali Akman'ın değeri 9 olduğuna göre bir 15 milyon euro civarı bir şey gelmesi lazım. Gerçi 60'a sattım diyen de var yorumlarda arkadaşlarımız arasında da. Biz yeni çıktığımız için Süper Lig'e bizim oyuncuların değerleri o kadar yüksek değil. O fiyatları alabilir miyiz bilmiyorum. Oyun kurucu dedim. Hemen şuraya Orkun'u aldım. Kaldığımız yerden. Aslında 4-1-2-3'e de dönebilirdim de. Ne bileyim. Hata mı yaptık acaba? Çok da geriye çekilmemek lazım. Dakika daha 60. Biraz hani 75 filan olsa neyse de. Hakan da yorulur zaten. Hakan'ı çıkartır. 4-2-3'e döneriz derken. Bak yeme onu. Canlı skor nerede? Eskiden canlı skoru bakmak çok kolaydı. Hemen maçta geçerken gösteriyordu. Neyse. Haydi beyler. Ozan. İyi kontrol. Şöyle bir etrafına baktı. Kaleye döndü. Uğurcan. Ver sağ tarafa. Meri. Hemen Hakan. Orkun orada pardon. Şimdi Melihte de top tekrar. Ozan. Oyun kurmaya çabalıyor milli takımımız. Melih ver hemen Orkun'a. Sağ tamam Mert. Ver Abdülkadir. Tek top Orkun güzel. Ali içeride Orkun kendi gidiyor. Açısı dar. Yapma be. Fena da gitmedi de. Şimdi. Kerem buradasın. Geri kalan 3 değişikliği tek seferde yapacağız o zaman. Şu an Bakayım puanlar ne durumda. Merih çok kötü oynuyor. Sarısı da var. Eren iyi değil. Merih bir de agresif diyor ya. Şuraya ben bir çağlar alayım da. Başımıza bir iş gelecek belli. Topun başında Hakan var. Duran top ustası. Bak. Oo, çok uzak ya. Şuraya. Bir mucize olur mu? Hop. Direğe de çarptı ama. Başarabiliriz diyorum. Fena gitmiyoruz. Hakan. Köşe vuruşunu kullanıyor. Kim vuracak? Ali Akman. Yavrumsun Okay. Bir an Ali vurdu zannettim. Orada Okay çıktı. O topa vurdu. Bir kez daha izleyeceğiz. Haydi bakalım. Hakan. Duran top ustası dedik. Ali Akman. Tam Ali Akman vuracak derken orada Okay çıktı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz arada sırada zamanı istiyorum ya. Bekler belki biraz çıkması olur. Koşu yoluna pasları biraz azalttım. Hafif disiplinli oynuyoruz. Şu an top kaybetmemek bizim için daha önemli. Ozan. Eren. Sol tarafta aldı topu. Verdi pasını Hakan'a. Tek top. Kerem. Aldı içeri doğru kat etti arkadaşlar üçüncü bölgeye doğru ilerliyor. Abdülkadir tek top, Hakan, Ali Akman. Yalnız var ya. Çocuklar hakikaten şiir gibi oynadılar. Oyunu ilmek ilmek ördüler. Bir kez daha izleyelim. Bak şimdi Kerem orada içeri doğru kat etti. İlerlemeye devam etti. Verdi Abdülkadir tek top, Hakan tek top. Hop Ali tek top. Tek vuruş. Dedim size beyler. Ali Akman'ın burada da şakası yok. Şimdi kaç değişiklik kaldı? Geri kalan hepsini kullanacağız. Eren Çık, Z Zeki niye geliyor? bek Rıdvan gelecek. Başka kim var Yorgun? Sanki artık bir daha Hakan'ı çıkartıp Beyler, şöyle mi yapayım? O zaman roller mi bozulacak? Yok, sıkıntı. Tamam, roller bozulmasın. Ya şöyle yapalım. Berat defansif orta saha. Hatta biraz savunma. Hatta biraz savunma. 2 4 5 bu kadar. 3 ver bir atladık. Biraz daha artık defansı düşünüyoruz. Son on dakikada bir sinir stres yaşamamak için Mert aldı topu. İçeri doğru kat ediyor. Ver çaprazı. Ver çaprazı. Mert. Uzaktan vurdu dışarıdan. Ey Allah'ım ya Rabbim Kerem gitti. Bir de sonradan girdi yani. Ne yapacağız? Ali gel buraya mecburen. Kaldık mı 10 kişi? Yemin ediyorum var ya hayret bir şey ya. Kötü oldu. Darbeye bağlı sakatlık olabilir. Darbeye sakat, bağlı değilse biraz yani insan yarım saat oynar en azından da çok iyi bir alınan skordan ve oynadığınız futboldan çok memnunum diyeceğim aslanlarım benim. Şimdi bir kereme bakalım. Mehmet Yozgatlı fazla bir açıklama yapmadı ha. Bu şey. Mehmet Yozgatlı Bursa Spor'da teknik direktör. Tamam. Biz de Sait Kaya'ya yazılıyoruz beyler. Nasıl? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Enis'in sol kanat versiyonu. Hatta biraz daha da iyi bence Enis'ten. Kararlılık onun da 16. Fizik olarak biraz daha derli toplu gibi. Hemen şuradan girip bakacağım. Geç bunu. Enis neredesin? Milli takımda olduğu için kadroda yok. Tabi arada bir yaş var ama ben size söyleyeyim Sait'in özellikler yani ilk kontrol 16. Teknik bir tık 16. Ortası iyi. Cesaret var Enis'in ama çok önemli değil. Kararlılık aynı. Fizik fena değil. Enis sanki biraz daha iyi fizik olarak ama Sait'in de zinse olarak artıları var. Hemen oraya bir şey yazıldım e, bir ilgimiz var ama alabilir miyiz bilmiyorum dedim. Sait çok mu genç? Sait Kaya'nın ilk 11 için hazır olmadığını vurguladı Bursa Spor takımında. Şimdi hemen oraya biz profilini görür görmez yazıldık. Basına bir haber çıkarttık. Soruyu yöneltti. Bir ilgimiz var ama bir şey olabilir mi bilmiyoruz dedim. Teklif almaya bekliyor musun? Hazır değilim diyor. Şimdi biz tabii ki Aziran'da yani bizim derdimiz Haziran. Yeni sözleşme imzalamayabilir. İşte böyle oyuncuları bulup bir şekilde çıkarmamız lazım. Yani ücretsiz olarak toplamamız lazım. İki tane bulduk. Bir tane forvet bulduk Serkan. Bir tane Said bulduk. Gözlemciler acaba yavaş yavaş ayarlayıp bir 16-17 arası ama hepsi denk gelmez ki. Biz En iyisi nasıl yapalım biliyor musunuz? Sözleşmesinin bitimine son bir sene kalan oyunculara milli takımla işimiz bitti. Bak şimdi geldim kısmen Türk dedim. Sözleşme durumu son bir sene de dedim. 17 dedim. Haydi bakalım. Bak Tahir Fidan çıktı geç. Şu profil olarak ben buradayım diyecek kararlılık 10 geç Uu, kararlılık 5 bak bunda kararlılık var pas var İlhami. yani kararlılık 15 takım oyunu var fizik 17 yaşında mm -mm. kararlılık 18 sağ kanat ihtiyacımız yok ya yani böyle herkesi de toplamak istemiyor da mesela Baktığın zaman ben buradayım demesi lazım. Serkan Güçlü'yü eklemişiz Sivas Spor'dan defansif orta saha diye. Olabilir çok fazla defansif orta saha ihtiyacımız yok ama denk gelirse neden olmasın. Hemen bir haber çıkartayım mı ne kaybederiz? Şöyle çocukların bir kafalarıyla bir oynayalım. Geç. Ee, Samsun Spor geç. Kürşat geç. Cantu geç. Başka da yok vallahi ya. Bu şey niye çıkmadı? Öbür Serkan. Bak İbrahim Yıldız 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. Kararlılık 11. Kararlılık 16. Bu sanki fena değil gibi ama stoper yani. Bak bu iyi işte. Ali Çakar. Bu ben buradayım diyor. Ilgilendiğimizi açıklayalım. Tabi sadece ilgilendiğimizi açıklamayalım. Gözlemci de gönderelim de. Şöyle bir Serkan hemen. O iyi bir futbolcu. Bunu herkes. Biliyor önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz diyeceğim. Şimdi Ali listeye ekledik değil mi? Tamam burada sıkıntı yok. Bir daha Serkan'a bakayım. Burada da sıkıntı yok. Hemen şöyle diyelim. Yani transferi tamamlayabilirsek harika olur diyeceğim. Valla bayağı da bir şey varmış yani. Mesela Sait Kaya ta burada geliyor. Öbür Serkan acaba sözleşme mi uzattı ya? Melih diye bir oyuncu var burada. Geç. Şey göre diz bakayım. 16 olduğu için mi çıkmıyor acaba? ya da değeri mi düşük? Ha bak Serkan burada çıktı mesela. Tamam şimdi çıktı. İbrahim Yıldız. Yani. Hadi listeye ekleyelim de. Kubilay. Geç. Bunlar şimdilik yeter herhalde ya. Zaman zaman yine bakarız. Ama bak bu da profil olarak fena değil gibi. Hasan Şenol. Boy kaç? Oo 1.79. Yok. Tamam. Şimdilik bunlar yeter o zaman. Ee, bayağı da bir oyuncu şey yaptık. ilgi gösterdik. Bakalım son bir aya kalan olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Devam. Beyler güzel haberler gelmeye devam ediyor. Antrenman performansı Kaan'ın harika. Şöyle bakalım. Son zamanlarda antrenmanlarda oldukça iyi bir performans sergilerken futbolunda da gelişme gösteriyor. Harika oyun. İyi bir e, süperlik oyuncusu. Çok güzel. E, ligin önde gelen oyuncularından vallahi kısa sürede bunu elde etmek kolay değil. Süreklilik son zamanlarda gelişim gösteriyor. Mevcut formu, dengeli, hızlı, cesaretli, e, çok gönüllülük ve ilk kontrol. Çok gönüllü olmasını zaten istemiyoruz da ilk kontrol zaten yüksek olmadığını biliyorduk. Evet şurayı komple artık tamamladı mı? Hız kaçtı? Şöyle bakalım. Hızlanma 12'yi 13 yapmış. Güç 13'müş zaten hafif artıyor. Burası tamam artık beyler. Zihinsel gelişme gösteriyor. Pozisyon alma soğukkanlılık çok güzel. 11'den 12'ye çıkmış aslanım benim. Soğukkanlılık 12 peki. Konsantrasyon artıyor belki 15'e çıkacak kararlılık düşmeseydi var ya şurası komple 15 olacaktı. Neyse artık yapacak bir şeyimiz yok. Güzel gayet güzel. Aslanım hem yalnız tandem ikilimiz uyumu da yakalarsa ki yakaladılar bence. Yakında bağ kurulacaktır. İkisi de gayet güzel gelişiyor. Bu arada Deniz artık 17 yaşına da girmiş. Zıplama kaçtı? 14'tü zaten galiba. Hani 14'tü ama artıyor. Hız 11'de 12'ye çıkmış çok güzel hızlanma artık bir 11'e çıkarsa çok güzel olacak. Zaten çok hızlı olmasını bekliyor muyuz ama 12-12 falan olabilirse en azından güzel olur. Takım oyunu tamam. Ön sezi 9. Liderlik 9. Peki. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Tamam. Öyleyse yolumuza devam edebilir. Edebiliriz diyecektim. Şunu da söyleyeyim. Ee, Ozan fazla forma süresi bulmadığı için milli takıma gelemeyebilir diyor. Aslında işte maaş yükü çok fazla olmasa Ozan bizim için harika bir stoper olur da maaş yükü çok fazla. Zaten bon servisini de ödeyemeyiz. Yine de aklımızda bulunsun. Belki kiralık olarak gitmek ister. Sözleşmesinin bitimine daha 4 sene var. Bilmiyorum bakacağız. Ne zaman nasıl bir fırsat çıkacağı pek belli olmaz. Devam. Şöyle bir diğer oyunculara da bakayım dedim. Hamza'da güzel bir gelişim gözüküyor beyler. Çeviklik, dayanıklılık, güç artıyor. Karar alma, karar alma kaç Tamza'nın? 11 miydi? 12'ymiş zaten peki. 13 falan olursa güzel olur. Konsantrasyon 10'da 11'e çıkmış. Peki. Ön sezi 13. Tamam. Liderlik 8 zaten. Topsuz alan 13. Peki. Pas Pasta 14. Tamam. Gayet güzel. Ufak da olsa gelişimine devam ediyor. Şaka maka yalnız Hamza 4 yıldız oldu beyler. Bundan sonra öyle çok ciddi patlamalar beklemek doğru olmaz. Değeri de 1.6 ile 4.7 milyon euro arası. Serbest kalma var mı orada? Uluslararası kup e kupalarda yer alan takımlar için 3.2. Yani. Biraz düşük tabi. Hani <laughs> Hamza'yı satıp Arda'yı alabilir miyiz diye kafamda tartıyorum ama 3.2'ye zor. Bizim Arda işimiz olmaz ya. Yani. Belki Arda yeni bir sözleşme imzalamak istemezse filan. Bakayım ne zaman? 2020. Gerçi Arda da tam ya yani orta sahada oynamıyor. Buraya gerçi çabucak alışır da. Yani. Hamza'dan memnunuz ya. Biz şöyle kendi yağımızda kavrulmaya devam edelim. Evet. Çok güzel bir performans yine bizleri bekliyor. Altınordu şu an 4. haftada 10 puanla lider. Gökhan'dan 4 gol var. Aslanım benim şöyle bakayım. Hakikaten var ya patlaya patlaya gelişiyor. Sonu nereye gidecek merakla bekliyoruz bakalım. Enis ne yapıyorsun? Yapmayınız. Enis. Bitiricilik düşüyor. Biraz üzdü. Zaten çok fazla yüksek olmasını beklemiyorduk. İlk kontrol artmış. Kaçtı. 12'den 13'e çıkmış. Korner, markaj bunlar çok önemli değil. Orta artmış. güzel. Faz 12'ydi. Tamam. Ser, penaltı, serbest vuruş bunlar şunlar önemli değil. Bunlar düşebilir. Yalnız zihinseldeki düşüşler önemli. Çünkü zaten zihinseli çok kuvvetli değil. Çalışkanlık biraz düşüyor. Konsantrasyon, pozisyon şu ikisi çok önemli ya. Şu ikisinin düşmemesi lazım. Topsuz alan da önemli. Ama fizikte güzel bir gelişim var. Çeviklik 14. Tamam. Dayanıklılık 10. Tamam. Denge 7. Hop. Hızlanma 16. Tamam. Vücut sindeli Biraz vücut sindeli yüksek olsa iyi olur. Zıplama biraz artmış. Yani biraz fiziksel gelişmiş. ilk kontrolü artmış. Peki. Şimdi milli takıma gidiyor orada oynamıyor ya. Biraz ondan kaynaklı olabilir. Aslında... Oynatmadıktan sonra 21 yaş altında çağırmasa da daha güzel olacak. En iyisi biz 19 yaş altında çağırsak çağırabiliyor muyuz? Milli takım. Yok. 19 yaş altında bizim kontrolümüz. Belki şeyden ayarlayabiliriz. Var mı burada? Sorumluluklar. Bence bırakalım o zaman kendi hallerine ya. Şimdi onu da eee e, menajerlerin yetkisine girmek istemiyorum. Menajerlerin yetkisine girmek istemiyorum. Tabii Tolunay Hoca yerine başka birini bulsak mı acaba? Vallahi şöyle bir bakalım ne var ne yok. Hatta milli takımdan dersek menajerde bir tek Semih çıkmıştı. Semih de zaten hemen 18 yaş altını aldım. Çok da güzel oldu. 13 desem. Cenk Ergün futbol direktörü bakayım. Hoppa. Yalnız Cenk Ergün boş değilmiş beyler. Evet. Futbolcu idare 17. Motivasyon 17. Gözlemcilik fena değil. Gençlerle çalışma var. Burhan. Da Burhan menajer değil. Bu da antrenör gelişim sorumlusu. Oo fena değilmiş ya. Bunu biz şey yapsak. Zaten Porto, Portekiz 19 yaş altındaymış. Geç bu bize hayatta gelmez. Tamam şimdilik seçenekler bu kadarsa var olan şeyle devam edeceğiz. Var olan ekiple devam edeceğiz. Hadi o zaman ilerle nereye ilerliyoruz? İlk önce golleri izleyeceğiz. Golleri unuttuk. Şey bakayım Bedirhan'a bakayım. Tamam. Bedirhan biraz oynamaya başlayınca gelişim de geldi. Mehmet yorgun olduğu zaman Mehmet yerine şey koyuyorum. Bedirhan'ı koyuyorum. Valla Mehmet de inanılmaz gelişiyor beyler. Hakikaten bunun sonu nereye gidecek çok merakla bekliyorum. Hemen şöyle bir özetlere bakalım gollerimize. Valla herkes yeşil takımda. 19 yaş altı bu sezon takım olarak güzel işler yapıyor gibi. Bedirhan koşu yoluna doğru. Gökhan yalnız var ya gelişine tek de affetmiyorum. Ali Akman gibi biraz. Yağızcan bitiriciliği, bitiriciliği zaten Ali Akman'dan iyi de. Hop Enis'te kaldı top. Verdi pasını aslanım Enis. Bir şu zihinsel düşmeseydi çok güzel olacaktı. Neyse o kadar ufak olabiliyor bazen ya. Hep de yani gelişim olmuyor tabi. Enis Hoppa. Yavrum benim çalımlaya çalımlaya. Bak bu çocuk Maradona olabilir. Bilgiler kısmında yeni Maradona yazıyor mu bakacağım. Bedirhan vurdu kafayı güzel. Mehmet diye kafa vuruyor. Bedirhan da gayet güzel. Uzun bir top tekrar. Gökhan indirdi. Yağızcan tek top. Enis hakikaten çok iyi oynuyor çocuklar. Hakikaten çok iyi oynuyor çocuklar bir tane sağlam menajer. Şu Alex'i bir Brezilya'dan koparabilsek. Gökhan aldı ilerlemeye devam ediyor. Enis'e bıraktı. Bak Gökhan yalnız sıkıştığı zaman Enis'e. Enis alıyor gidiyor. Verdi fasını. Çok güzel. Gökhan Enis ikilisi bir başka. Mehmet Gökhan Enis üçlüsü. Nasıl olur? Bilmiyoruz. Bak yine Enis'e. Hop aldı verdi. Tamam sen bana ceza sahasına gönder ben gerisini hallederim diyor. Bir de penaltıdan yapıştırmış güzel. Bu da çok kötü bir şey biliyor musun kaleci için? Köşeye atlıyorsun top dümdüz gidiyor ya. <laughs> hiçbir şey yapmasan tutacaktın zaten topu. İşte penaltının sıkıntısı da o. Bir şeyler yapmak zorunda hissediyorsun kendisi, kendini. O da üzüyor bir noktadan sonra. Şimdi Gayet güzel durumdayız. Bir şey yapacaktım galiba. Ne yapacaktım? Vallahi unuttum. En istedik. Tamam. Ha şey Alex Alex. Allah'ım ya Rabbim. Alex gel. Gel şu bizim 19 yaş altının başına geç artık ya. 20 yaş altında takım menajeri gel. Aha 24'te bitiyor. Vallahi Olayı... ya bak yapma etme boşa çıkacaksın gel. Yalnız 354 bin euro maaş <laughs> kusura bakma Alex kusura bakma biz hemen şuradan e, kendimize güzel bir menajer bulalım. Yeni futbolu yeni bitirmiş şuradan itibaren yine bir tanıdaki var mı diye bakacağım da. Geç geç Phil Jones geç. Direr menajer olurum diyor. Bir direr yapalım mı? 19 yaş altı asistan. Hiç çok da iyidir diyebilir miyiz Dirana? Ne bileyim? Zaka. Gökhan Gönül. Kararlılık 16. E, eh, şeyin nasıl? Bir dakika. Direr neredesin? 2, 3, 2, 2, 4, 3. Her şeyden ufak ufak var. Gökhan sen ne yapıyorsun? Savunma taktik. Savunma taktiğe de ihtiyacımız yok. Tekniğe de ihtiyacımız yok bizim. Bizim neye ihtiyacımız var? Engin Fırat nereye topla oynama taktik? Zihinsel ve taktiğe ihtiyacımız var. Bilmiyorum. O da şakamak üç 3,5 yıldız. Zinsel kaç taktik kaç? Zihinsel bir taktik 2. Geç. Başka kim var? Solda da olur mu? Hücum var ama taktik teknik biraz zayıf ki ulusal B'de. Zihinsel var. Taktik olsa tamam diyeceğim. Geç. Bir an şu an Dimitar Berbatov sandım da gel aslanım diyecektim. Caner Erkin'e ne diyorsunuz? Savunma teknik. Bizde savunma teknikte kim var? Savunma tekniğe biz gidiyoruz zaten menajer olarak. Ona hiç ihtiyacımız yok. Savunma taktik iki tane var. Haddinden fazla. Robben'i şeye atmayı düşünüyoruz. Topla oynama tekniği. Ondan sonra buraya full biz gireceğiz. Bunu da geçtim. Marek hamşik olsa çok güzel, hamşik olsa çok güzel olur. Sizse fena değil. Yani zihinsel de var, taktik de var. Ne istiyorsun aslanım? Direkt antrenör olmak istiyor geç. Essien aslında 19 yaş altında menajer olsa çok güzel olur da. O da antrenör olmak istiyor geç. Evet, şimdilik bir şey yok. Yine adetten de şu Mertens'i bir zorlayayım da ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Ronaldo kır artık şu tabularını. Yok. Devam. Evet, Tiago yeterince forma giymiyor dedi. Fenerbahçe teknik direktörü geri çağırmak zorunda kalabilirim dedi. Biz zaten göndermek istiyorduk. Hemen dedim ki, e o zaman geri çağırsanız iyi olur dedim. Tiago gitti, gayet güzel. Hem antrenmanlarda da birazcık azalmış olur. Bize herhangi bir faydası yoktu. Emir için de aynı şey dedi de. Emil'e şu an e, diğer oyuncular kadar formda değil dedim. Öyle olunca peki siz bilirsiniz dedi. Şimdilik devam edeceğiz bakalım. Dediğim gibi bu şey meselesi, e, rotasyon meselesi canımızı sıkmaya devam ediyor. Bir, bir an önce şeye başlamamız lazım. Şu Türkiye kupası maçlarına başlamamız lazım. Keşke iki ayaklı olsa. O zaman bizim için çok çok daha iyi olurdu. Neyse artık. Milli takıma oyuncu yetiştiren kulüplere bakıyoruz. 3 tane Bursa Spor'dan, 3 tane Trabzon Spor'dan Uğurcan Abdülkadir Yusuf, Enes Ünal, Zeki Çelik, Ali Akman, 2 tane Altınordu'dan Cengiz ve Ali Emre. Altınordu'nun çok daha fazla olması lazım. İşte Emircan ve Sami biraz oynayıp gelişebilseydi çok rahatlıkla milli takıma yükselebileceklerdi ama şu an oynamıyorlar. Diğer takımlardan da birer tane Ozan, Rıdvan. Evet bu kadar. Serkan'ın raporu geldi. 4 yıldız net 5 yıldız olabilir. İnşallah bedelsiz olarak kendisini katacağız sezon sonu. Bakalım devam. Evet haftalık antrenman raporuna bakıyoruz. Birinci sırada Deniz var. Aslanım benim. Valla ilk üçü hiç bırakmadı. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah çabalarının karşılığını da alacak. İkinci sırada Semih var. Aslanım benim. Gayet güzel gelişiyor. Üçüncü sırada Gökdeniz var. Durdurak artık limitleri kendisi patlamak üzere. Nereye kadar gidecek merakla bekliyoruz ama. Yani bence sezon sonu teklif almama ihtimali yok. Almama ihtimali yok. İlla birilerinin gözüne girecektir. 6 maç 3 gol. İki kez de maçın adamı seçilmiş. İlk üçe bakalım. Sadık potansiyeli yüksek değil ama elinden gelenin en iyisini yapıyor. Peki Mehmet inanılmaz gelişiyor ya. Gelişimlerinin hepsi komple yeşil. Ve fiziği artık tamam durumda. Bir dayanıklılığı kaldı. Bilmiyorum. Tekniği zayıf ama ilk kontrol dripling sonuçta var. Pas orta tamam fena değil. Bir tek tekniği biraz zayıf. Aslında tekniği biraz 11 filan olsa diyeceğim ki tamam aslanım senden o ki bence hala da olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Gökhan 3. sırada aslanım benim. Dripling kafa orta teknik güzel taç gelişmese de olur da. Soğukkanlılık takım oyunu ön sezi karar alma çeviklik 10 muydu? 10'da 11'e çıkmış çok güzel. Hızlanma 11'di peki. Ön sezi 11. Karar alma 7 idi 8'e çıkmış. Soğukkanlılık 10'da 11'e çıkmış. Takım oyunu 7 8'e çıkmış. Aslansın. Kötü performanslarda Enis var ne yazık ki. Zaten bir şeyler olduğu belliydi de. Geldim hemen fırça çektim. Haklısınız kendimi gösteremedim dedi özgüveni biraz yerine geldi. İnşallah gelecek haftalarda toparlayacak. Devam. Evet yönetim bir sonraki maçtan beraberlik bekliyor. Galibiyet şansımız da var. Aynı şekilde taraftarın beklentisi de bu yönde. Alemdre Yanar'ın performansından memnunlar. Ahmet'in performansından memnunlar. Tabii son maç hazırlık maçı olduğu için biraz ona göre yorum yapıyorlar ama iki oyuncu da hakikaten çok güzel performans sergilemişlerdi. Bugün rotasyonda bizim için önemli işler yapacaklar diye düşünüyorum. Haydi bakalım devam. Evet Sait'in raporu geldi. Rapor gelince biraz tabi hayal kırıklığı oluştu bizde. 3 yıldız net buçuk olabilir diyor. Biz 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diye düşünüyorduk. O yüzden biraz heyecanlanmıştık ama şu an bilmiyorum. Belki hala üzerinden para kazanılabilecek iyi bir oyuncu olabilir. Ama çok potansiyeli yoksa orada zaten Mehmet inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Arkasından da zaten Bedirhan var. O da fena gelişmiyor. Biraz en, Said şu an e, ikinci plana düştü gibi. Devam. Şimdi sıradaki rakibimiz Başakşehir. Hafif bir rotasyon yapacağız. Deniz'in e, maç yükü ağır olduğu için onu yedeye koyuyorum. Milli takımda forma e, süresi buldu biliyorsunuz. O yüzden çok fazla yüklenmeyeceğim. Aslında şu an e, maça hazır diyor ama sakatlık olur, bir şey olur. Son 14 günde 3 maça çıktı. E, 194 dakika hakikaten e, az değil. Koşulan me mesafede 7,5 kilometre. Oraya hemen Emir'i koyduk sol ayaklı olduğu için. Şöyle çıkacağız. Onun dışında başka rotasyonumuz yok. Hazırlık maçlarında zaten kimseyi e, oynatmadık. Yani az takımdan kimseyi oynatmadık. Özellikle dinlensinler diye. Semih'in uyumu gitgide artıyor. E, Furkan Emin ne yapıyorsun? Yavrum benim Furkan Emin gelişmeye devam ediyor. Tamam beyler Furkan Emin'i bence kurtardık. Bundan sonra gelişe gelişe gidecektir. Evet, mevkideki kabiliyeti gün geçtikçe artıyor. Yaratıcı forvetle e, skora katkısı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bir de üzerine sıkı markaj yapar ekledik. Yani çalışkan forvetle ikisini birleştirmiş gibi bir şey olduk. Yürümemizi sıkalım. Basın dediğimiz zaman çocuklar çok çabuk gaza geliyor. Hemen umduğum gibi gaza da geldiler. Evet, Ahmet Kutucu milli takımda güzel işler yaptı. Bir kez oynattık ama Tehlikeli olacaktır illaki. Forvetleri tutacağız. Orada hemen şey yapacağım. Ee, kanatlardan oynamaya zorla diyeceğim. Merkezi biraz daraltacağım. Kendi evimizdeyiz. Dengeli başlarız. Tribünler ne yazık ki hala umduğumuz gibi dolu değil. Süper Süperlikteki ikinci sezonumuz. Biraz daha fazla ilgi bekliyorum açıkçası. Bakalım Avrupa'ya bu sezon kalabilirsek illaki artacaktır. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Daha çok çabalayın diyoruz. Şu an Başakşehir toplu oynamada üstün olan taraf. Ama hemen hemen aynı. Aman diyeyim. İçe doğru kesilen bir top. Mahmut'ta kaldı. Mahmut bıraktı. Uzaktan bir... Of be. Fena vurdular. Tamamıyla bireysel yetenek. Ya yani o uzaklıktan belki yememesi lazımdı da. Şurada zaten topun çarpıp Mahmut'a gelmesi biraz şanssızlık oldu bizim için. İyi vurdu. Biraz solda yakalandı Ali Emre. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Emir aldı uzun oynadı. Kerim'e doğru Furkan yöntem. Ege sol tarafta Kerim tekrar ver Furkan Emine. Kerim kendi gidiyor. İlerlemeye devam ediyor. Çevirecek içeri. Çaprazda Furkan Emin var. Hamza'yı gördü. Ham Hamza! Oradan neyi kaçırdın oğlum sen? Bir de elinle alkış yapıyorsun. Bitiricilik 8. Tamam 8 de oradan da oraya gitmez top yani. Ahmet Kutucu. Hop! Kan anında tereyağından kıl çeker gibi aldı. İlk yarıya bir bir girebilirsek işleri değiştirebiliriz. Furkan Yöntem. Emir'e bıraktı topu. Ege. Şimdi sol tarafta Kerim. Dön geri. Dön bebeğim dön çaresiz başım. Ege ver tekrar Furkan'a. Furkan eminde top. Uzun bir pas nefis. Gökdeniz adübe, Tam variye çıktı zannettim girdi. Direğin içine şarptı aslanım Gökdeniz. Yine ben buradayım dedin, dedi. Yalnız yine Furkan Emin Beyler. Yine imzasını attı bak. Aldı döndü. Enfes bir pas. Furkan Emin ve sol taraftaki altyapıdaki Mehmet. Bu iki oyuncu nerelere gidecek çok merak ediyorum. Enis de aynı şekilde. Enis zaten az çok belli de. Kaan yine hava topunu kaçırmadı. Emir, Furkan Yöntem. Kaptırma. Bir konsantrasyon vurgusu yapmıştık da. Dur bakayım bir devam etsin. Orada zaten offside varmış. Bir başarabiliriz diyeceğim. Furkan. Şimdi Taylan'da top. Kerim'e doğru isabetli değil. Al onu. Çıkartmayın. Güzel. Bravo Kerim. Uzun bir top. Bir, sakin olun ya. Biraz tempoyu standarda indireceğim. Çok panik halindeler. Serdar. Güzel. Ege'de kaldı top. Ver hemen Furkan Emin'e. Geri döndü Ege'ye. Sol taraf açabilirsin. Emir'e döndü. Peki. Furkan Emin. Nefis bir top ya var ya. Hakikaten hayran bırakıyorsun her maç. Olur mu olmaz mı derken Emircan'ı oynattığımız yıllara <laughs> kahroluyoruz şu an. Ege yapıştır. Bir tane uzaktan yok mu bizde uzaktan bir şut çeken? Ver hemen Furkan yerleştik. Hamza aç kilidi. Ah be. Başarabiliriz. Kerim. Furkan. Ege. Şimdi verdi pasını Hamza'ya döndü. Uzun oynadı havadan gökteniz indirdi. Semi ama offside büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle offside. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Evet gol iptal. Hamza'nın sanki biraz karar alması daha iyi olmalı ya. O da işte oynadıkça gelişecek. Yani şaka makonun da bir sezonda inanılmaz gelişti daha 20 yaşında. Ve karar alması da gelişiyor zaten. Biraz daha oyunu kanatlara doğru alalım mı? Emir. <laughs> ne yapıyorsun Emir? kaleciyi çalımlıyor. Allah'ım da yanlış kaleci. Kerim ver Hamza'ya. Furkan Emin. Solda boşluk oldu. Sağ verdi. Gökdeniz aldı topu. Dön merkeze, Hamza, ver Semi Semih, açı dar. Ya yine mi offside yani? Offside diye bir şey çıkardılar. Her golümüzü iptal ediyorlar. Olmaz böyle şey. Aha vallahi gol geçerli. Bu sefer yoktu bence de zaten. Gökdeniz tamam, temiz. Orada Semi yok Semih'te de bir şey yok. Şu hakemi yardımcı hakemi değiştirin ya. Kim o? Evet. 3 bir mi yoksa ilk yere? İlk yere 3 bir vur ona. Ah be direğe çarptı. Ne, ne maç oldu be. 1-0'dan sonra acaba burada puan mı kaybedeceğiz derken gerçi maç bitmişti de değil de. Hamza Furkan kaptırma bak. Çok geveledin. Çok geveledin. Tek to tek top yapacaksın. Aman Furkan ya. Furkan ya. Zaten antrenmanlarda da isyan ediyorsun. Ekstra antrenman çok şey diye. Furkan'ı tenhada kıstırdılar. Ne diyelim? Yumrumuzu sıkalım tekrar. Girdiğiniz gol pozisyonu ve tabelada yazan skor birbirini tutmuyor. Böyle devam arkadaşlar olacak olacak. Haydi. Sağ taraftan Gökdeniz aldı. Gökdeniz etkilendi zaten. Şansını denedi. Abdülsemet için kolay bir top. Bu arada Abdülsemet de sonunda az takım kalecisi olmuş. Profili zaten belirli bir seviyedeydi. Emir uyuma Emir. Konsantrasyon. Evet. Köşe vuruşu, köşe vuruşu kullanılıyor. Aman diyeyim. Furkan Emin uzaklaştırdı. Tekrar sağ taraftan içeri deneyecekler. Kerim'de ama offside zaten öncesi. Bir kontraya çıkabilir miyiz dedim ama. Biraz daha kanatları açılacağım. Ali Emre. Çift forvete dönmenin zamanı geliyor mu? Olabilir. Emir Taylan'a doğru. Haydi Taylan. Bekledi, baktı. Kaan'a tekrar Taylan. Şimdi biraz ileri doğru gidiyor. Geri bıraktı Kaan'a. Furkan. Furkan bak yanım bomboş Furkan. Kaan. Bir de karar alma 17 yani. Bugün biraz performans olarak düşük. Hamza, Furkan. Uzun oynadı. Sonunda Kerim. Şimdi oyunu biraz açtık. Furkan Emin'e verdi. Furkan Emin oldu içeri gitti. Furkan ilerlemeye devam ediyor. Ver pasını. Hadi be. Ha Semih yavrum Semih be. Tam acaba çift forvete dönmek gerekiyor mu derken beklediğimiz gol geldi. Furkan Emin çok güzel yine içeri girdi. Her pozisyonda varsın aslanım. Semi orada tabii ki takipçiliğini konuşturdu. Tebrik ediyorum çocukları. Biraz oyunun kontrolünü elimize almak adına arada sırada dinlenme diyeceğim. Biraz oyunu soğutabilirsek iyi olur. Gökdeniz sağ taraftan aldı. Verdi topu Furkan yönteme. Uzun oynadı Furkan Emine. Furkan bunları yapacaksın aslanım. Bunları yapacaksın. Senden beklediğimiz bu. Furkan Emin açı dar ver. Var ya maçın yıldızı Furkan Emin ya. Hakikaten bitirdi biliyor musunuz? Hakikaten bitirdi. Furkan yöntemin pası çok iyiydi. Bak Kerim bıraktı Ege'ye. Ege'den nefis bir pas. Pas 15. Çaprazı çok iyi. Başka başka bir oyuncu olsa oradan şut çekerdi. Hastasıyız. Yalnız sağlam altyapı olunca Oyuncuları satsam bile sistem yürüyor beyler. Görüyorsunuz. Normalde çok önemli iki tane oyuncu kaybettik. Belki de altyapımız olmasa dolduramayacaktık da yerlerini. Evet. Güzel. Güzel. Duarte. pasını Serdar'a. Kenny. Sıkıştırın oradan. Furkan'ı tenha'da kıstırdılar. Siz de kıstırın. Uzun bir top göklerinize doğru iyi kontrol. Berfas'a Hamza çaprazı gördü. Semi, ah be Semi. Köşe vuruşunu kullanan Kerim. içeri doğru kesti. Var mı vuran? Furkan Emine gelmedi orada. Furkan şimdi kontrol etti. Her şey yapabilir. Nefis sıyrıldı. İçeri girdi. Çıkar oradan topu. Ne yazık ki rakibe çarptı. Evet dakika yetmiş oldu. İkişer tane yazmış ileri üçlü. Tamam. Gökdeniz daha da yormayacağım. Delibaş buradasın. Furkan çık Doğancan buradasın. Semih çık Eren buradasın. 3. Kan biraz zayıf kaldı. Hüseyin buradasın. 4. Bir de şey güzeldi. Ekin'in performansını beğenmiştim ben. Ahmet'i de artık bir dahaki maçı oynatırız. Evet bir anda takımın yarısı <laughs> Emir yoruldu. Emir yorulsun ya çok oynamıyor zaten. Hoca da isyan etti. Hocam oynas şu çocuğu diye. Tükenene kadar bugün biraz oynasın. Tamam. Evet kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Olunan skordan oynanılan futboldan çok memnunum geri dönmesini bildik. Bugün belki de en önemli bizim için kazanç buydu. Mente olarak yani Başakşehir gibi bir takıma karşı geri düşüyorsun, berabere kalıyorsun, tekrar galibiyeti koparmayı biliyorsun. Çocuklar artık biz Süper Lig'in sağlam takımlarındanız duygusunu elde etmeye başladılar. Hadi bakalım ya. Nereye kadar gidecek? Biz de merak ediyoruz ama bayağı bir kredimiz var beyler. Puan olarak çok güzel bir kredi elde ettik. İnşallah böyle devam edecek. 126 bin euro artıdayız. Furkan Emin gel sarılayım sana. Sensiz geçen yıllara... ...küfrediyoruz. Yaratıcılığını hakikaten konuşturdun. Güzel, güzel. Üst üste 6. galibiyet. Toplantıyı... Eto'yu bırakıyorum. Bakalım Eto şimdi kimin yerine Furkan Emin'i tercih edecek? Hep birlikte göreceğiz. Devam. Furkan Emin haftanın oyuncusu olarak e, ortalığı darma duman etmiş. Süperlik ortalamasına bakın. Bir de Furkan'a bakın. Yavrum benim. Şut fası 5. Asist 2. Asist beklentisi 1.13. Çalımlar 7. Dikine kilit paslar 8. Kat ettiği mesafe neredeyse 12 kilometre. Benim diyen fiziğe sahip kanat oyuncusu zaten 12 kilometre koşuyor. Ama fiziği de fena değil Furkan Emin'in. Aslanım benim. Böyle devam. İsabetli pas oranı da bu arada %83. Evet Cihan'ın gelişimi harika durumda. Aslanım benim futbolunu ileride belirgin bir şekilde gelişe, geliştirebilir. Gayet güzel. Gayet güzel. Geleceği parlak bekliyor. Fizikte inanılmaz gelişimler var. Zihinsel zaten yaşına 16 yaşa göre bence zihinsel gayet güzel. Teknik, top kapma tamam, markaj tamam. Orta gelişiyor. Dribbling ilk, ilk kontrolü tamam. Dribbling hiç fena değil. Aslanım benim. Gel sana bir sarılayım. Evet Böyle devam et. Furkan her fırsatta ek antrenmanların yoğunluğundan dolayı mutsuz olduğunu söylüyor. Bence ona fazla gelen şey oyun karakteristiği oldu. Bu, bu karakteristiği ekledikten sonra bir süre Furkan'a dokunmasak iyi olacak gibi. Yoksa şu an zaten otomatik olarak ayarlıyor, ee, normal yoğunlukta. Bir tek boşta olduğu zaman iki kata çıkıyor. Yani şu an ek antrenmanların çok yoğun olmaması lazım ama oyun karakteristiyle de birleşince demek ki biraz fazla geliyor. Ee, bunları ayarladım burada sıkıntı yok biraz daha fazla çabukluk antrenmanı dediler ek e, ek antrenman olarak koydum onlara. Şimdi e, teknik ekiple toplantıya geçelim. Evet oyuncu gelişimlerine şöyle bakalım. Deniz'in son 12 aydaki performansı tabii ki inanılmaz. Gelişmeye devam ediyor. E, yakından ilgilenmek gerekir diyor. Biraz dinlendirdik. Tabii ki e, oyuncu maç yükü ağırken oynamaya devam ettiği zaman bu bazen oyuncuda düşüşe neden oluyor. O yüzden onu riske atmak istemedim. Hem Emir de oynamış oldu. İyi oldu. Bundan sonra tekrar kaldığı yerden devam edecek. Çünkü bu zamana kadar hep nasıldı? Haftada bir antre haftada bir maç, ondan sonra bütün hafta antrenman. Şimdi milli takım gelince o biraz bozuluyor. E, maç yükleri daha çok artıyor. Dolayısıyla e, oyuncu rotasyonu yapmamız biraz daha önemli bir gereklilik haline geliyor. Şimdi milli takıma göndereceğimiz oyuncular da ileride artarsa ki antrenör biziz, seçip seçmemek bizim elimizde. O zaman e, rotasyon oyuncuları da biraz daha fazla forma şansı bulacak gibi. Ege'nin gelişimi inanılmaz. Bu tabi şu ivme herhalde şey. Oynamaya, bu sene oynamaya başladıktan sonraki grafiği. Şöyle bir bakalım. E, markaj 12'de 13 olmuş. Aslanım benim zihinsel falan var ya. Bence inanılmaz bir gelişim olmuş. Şimdi şöyle bir bakacağım. Şunu bir önce şuna mı baksaydık? 12'de 13. Tamam. 12'den 13'e çıkmış. Burası Peki. İlk kontrolü 13'müş zaten. Şöyle mi gidelim? Teknik 14'ten 15'e. Peki. Uzaktan şut. Aslında uzaktan şut çekeni oyuncumuz hiç mi yok diyorduk? Var. Ege'ye biraz daha acaba daha çok şut desek mi? Teşvik etsek mi? Şimdilik ceza sahasına girme konusunda sıkıntımız yok da. Duruma göre yapabiliriz. Konsantrasyon 8-9. Liderlik 9müş zaten. Ön sezi 14-14 teki pozisyon alma 11. Soğuk kanallık 10'dan 11'e güzel. Vizyon 14'ten 15'e aslansın. Çeviklik 12. Şu onlar artık bir 11 olsun. Şu onlar artık bir 11 olsun. İnşallah o da kısa sürede olacak aslanım benim. Hüseyin'e bakalım bir de. Tamam onda da ufak gelişmeler var. Gayet güzel. Rotasyon oyuncusu olarak bizim için çok çok önemli. Devam ediyoruz. Evet Furkan Emin son 6 ayda inanılmaz bir gelişme yaşadı. Demek ki seviyesinin altında oynadığı içinmiş biraz o düşüşler. Ben öyle yorumluyorum. Aslında yani ikincilikte çok kötü değil ama biraz yine de gelişmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama Süper Lig'e gelir, gelir gelmez inanılmaz bir patlama gösterdi. Tabii bizim antrenman tesislerimiz, bizim antrenör, antrenörlerimiz, antrenörlerimizin kalitesi Bunların hepsi bambaşka bir seviye. Bambaşka bir seviye. Hadi bakalım Furkan Emin. Senden daha fazlasını bekliyoruz. Yapabileceğine de inancımız tam. Aynı şekilde gelişim gösteren bir diğer oyuncu da Özan. Hemen şöyle bakalım. Aslansın Özan. Hakikaten var ya. Çok güzel bir seviyeye geldi. Dribbling falan yok ama. Tabi arkadan bir de Cihan da geliyor. Yani. O yüzden biraz kararsız. Onun dışında çok çok iyi. Çok çok iyi. Tabii Tayland olduğu için şu an sabette oyuncu ihtiyacımız hiç yok. Ama en azından yani e, bonservis bedeli kazanmak için çok çok önemli bir isim olabilir ki güç biraz fazla zayıf. Hırslı kadro diyor bakayım. Oyuncularımız çok hırslılar. Özsen bunu oyun sağlamakta sıkıntı yaşayacaktır. O zaman olmaz. Ya o öyleyse güzel bir fiyata el sıkışırız canım. Yani 1.8 milyon euro para getirse efsane olur. Efsane olur. Güzel. Devam et aslanım. Bütün oyuncular tabii ki ilk 11'de şans bulacak, az takımda olacak diye bir kaide yok. Yalnızca en iyilerini alıyoruz. Diğerleri de bize bonservis bedeli getiriyor. Evet son 5 maçta çok iyi performans gösteren oyuncularımız var. Bunlardan birisi Hamza. 7 maçta 3 asist gayet güzel. Hamza Başakşehir maçında sanki bazı durumlarda yanlış kararlar verdi gibi ama hala çok genç bir oyuncu. Yani bu seviyelerde daha ikinci sezonunda illaki gelişecektir. Yani bir 2-3 sene sonra karar alması bence çok rahat 14 olacaktır edindiği tecrübeyle birlikte. Gayet güzel gidiyor. Aslanım benim. Hamza bizim için orta sahada kısa sürede vazgeçilmez oldu. Bu seviyede başka bir oyuncu daha ya bu fiyatları alabileceğimizi zannetmiyorum. Dediğim gibi Arda var. Ama Arda hem maaş olarak hem de bonservis olarak yani biraz tuzlu bir oyuncu. Kerim son 5 maçta çok güzel bir performans sergilemiş. 1-7-39, 1-7-31 Aslansın Kerim. Sol tarafta kendisini belli ediyor. Bazen Furkan'ı da geride bırakıp kendisi sol taraftan alıp gidiyor. Öyle olduğu zaman da Furkan Emin içeri geçiyor. O da Ceza sahasında kalabalıklaşmamız açısından bizim için çok önemli bir asisti var. Daha tabii çok başında yani kadro uyum sağlayacak, takıma uyum sağlayacak. Almanya'dan geldi bir alışma süresi Türk olsa da illaki olur. Güzel. Hadi bakalım. Takım dinamikleri ne durumda? İyi. Peki. Atmosfer mükemmel, destek çok iyi kısa seyrede şu takım uyumunu çok iyi yapabilirsek iyi olacak. Bir de artık şu bağlar gelsin. Gelsin istiyorum. Yani Taylan ve Gökdeniz geçen sene Ocak ayından beri oynuyorlar. Şurada en azından bir uyum yakalanmış olmalıydı diye düşünüyorum. Ege ile artık yani belki bir aya falan daha ihtiyaç vardır. Deniz Kağan bir dört maç geçen sene bir ay oynadılar. Onun biraz etkisi olur diye umut ediyordum. Neyse bakalım. Devam edelim. Furkan Emin asist primi almaya hak kazandı. Gol primini de almıştı galiba. Vallahi gol primi asist primi. Gol primini almamış. Bir gol eksik. Asist primini almış ama. İyi eklemişiz var ya. Yani Furkan sen yeter ki at diye düşünüyorduk. Furkan atıyormuş. <laughs> biz de <laughs> biz de oynay, oynatınca görmeye başladık. Hakikaten e, inanılmaz oldu. Bence bütün kanat oyuncularına 5 ise 5, 10 son. 10. Tabi 5'e 10'u çok atanlara pek koymamak lazım. Gökdeniz mesela Gökdeniz'e kaç koymuşuz? 10 koymuşuz. 5 asisti de koymuşuz. Asist geçen sene kaçta kalmış? 8'de kalmış. Biraz daha fazla yaparsa değil. Şimdiden 7 maçta 5 gol beyler. Biraz asisti düşünsün diye asist primi de koyduk. Onu da koyduk. 10-15 dedik golde tamam. Gökdeniz zaten geçen sene 13 golde 15'e rahatlıkla çıkabilir diye düşünüyorum ben. Haydi bakalım. Şimdi devam. Ferdi gösterdiği performansla milli takım 4 gol 2 asist hiç fena değil. kanat oynatıyorlar Ferdi şu an Fenerbahçe'de. Vallahi bek için ben biraz defansif özellikleri zayıf diye düşünüyorum. 11 11 yani. Ama belki kanat bekli bir oyun Oynamamız gerekirse olabilir ya da e, kanat bek hücum diyeceğiz. Kerim'deki gibi. Kerim Çalhanoğlu gibi al git diyeceğiz ama sol tarafta Rıdvan da hiç fena değil ya. Rıdvan da hiç fena değil. E şimdi kanatta da denizin bitiriciliği var. Goy bulamadığımız anlarda o denizin bitiriciliği bizim için çok kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Bakalım belki orta sahada mezzele olarak değerlendirebiliriz. Yani Ferdi'nin çok gönlü olması bizim için önemli bir avantaj. Ama yalnızca şu an iyi gittiğimiz için hani şurada bir ihtiyacımız var diyeceğimiz bir durum yaşamadık. Üç galibiyet bir beraberlik. Yani Avusturya maçı zor bir maçtı. Onun dışında gayet rahat ve güzel galibiyetler aldık diye düşünüyorum. Sistem iyi çalıştığı için pek değişiklik yapma niyetim yok. Mesela Kerem sakatlandı. Kerem olmazsa sol tarafa Deniz'i mi koyacağız? Kimi oraya koyarız? Belki Ferdi alırız. O zaman belki bir şeyler olabilir. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle haftanın takımına geçelim. Gökdeniz, Furkan Emin, kanatlar bizden. Kerim Emir oynamış. Güzel, gayet güzel. E, tabii orada bizim geliştireceğimiz oyuncular belli olduğu için. Emir yine rotasyonda olmaya devam edecek bile de zaten onun satın alma opsiyonu da yok. Şimdi geliştireceğiz ondan sonra satın da alamayacağız ne anlamı var. Ee, o yüzden rotasyon oyuncusu olarak şimdilik devam etsin. Saş'a girmiş Sabek'te. Saş'a gelişti mi? Bence burada da pek gelişmedi de. Bilmiyorum. Bu arada Galatasaray gerçekten Mert Müldür'ü aldı. Herhalde. Saşa gidecek çünkü Duboa da var. Yani biraz fazla oldu. Hani gerçek mevkisi sol bek olsa tamam diyeceğim de. O da asıl mevkisi Sabek. bek. Bilmiyorum. Artık onun nasıl bir kadro yapılanması düşündüler. Transfer dönemi daha yeni başlıyor. Neler olacak neler bitecek. Hep birlikte göreceğiz. Muster haftanın takımı seçilmiş. Evet. Kararlılık 17. 6-7-8 Yani fena değil ama Pepereyna ama Muslera mı? Ama biz artık Pepereyna'yı geliştirmeye başladık ya 3-5-5 A lisansı için çalışıyor Bir de gel gelmek ister mi istemez mi? B lisansında 6-7-8 Muslera biraz daha iyi gibi Bir de Muslera'nın yalnız yüzler kulübünde o yüzden Mustere biraz daha bir şey olabilir. Artı olabilir. 155 kere milli maça çıkmış. Buffon kaç? Buffon bir 200 olmuş mu? 170 falan olmuştur herhalde. 176 maç. Yavrum benim. Daha ulusal C lisansı yok. Şeyle... E, kaleci antrenörlüğü Muslera ile neredeyse eşit. Yavrum benim. Mertens... Gel artık ya. Ronaldo hakikaten yıldırdınız. Bu kadar naz olmaz. Hakikaten bu kadar naz olmaz. Devam. 19 yaş 6 galibiyetli yoluna devam ediyor. Yağızcan golünü atmış. Aslanım benim. Güzel de gelişiyor. Ee, Gökhan boş geçmiyor. Mehmet aslanım benim. Enis ne yapıyorsun? Peki. Hemen şöyle golleri izleyelim. Yolumuza devam edelim. Hızlandırdım. Yağızcan uzun bir top Gökhan'a doğru defansın arkasına göğsüyle nefis kontrol etti. A adeta göğsünde mıknatıs var yapıştı top. Hoppa. Kayışına kurban. Yağızcan, Enis uzun bir top. Mehmet çok güzel kafaları var be. Enis de boş geçmemiş canım golü yok ama. Enis zaten her pozisyonda var ya. Asisti de ol olmasa golü de olmasa bir şekilde o topu alıp oraya taşıyor. Evet. Emre golünü attı. Uzun bir top. Yakup uzun oynadı. Enis'e doğru. Yağızcan. Enis oradan boylu aldı. Oo, Yağızcan da fena vurmuş. Murat. içeri doğru kesti. Hop. Bayağı çekişmeli de bir maç olmuş canım. 3-2. Gayet güzel. Tebrik ediyorum çocuklara. Devam. Haftalık kantemar raporuna şöyle bakıyoruz. Deniz 10 ile oynamış. Birinci sırada Aslanım benim. Biraz dinlenince nasıl kendisine geldi. Hemen kendisine antrenmanlara verdi. Çok güzel. Kaan ikinci sırada gayet iyi. Artık bir karar almasını bir 11-12 yapsa güzel olacak diye düşünüyorum ama hep gelişiyor ama bir türlü artmadı. Biraz şöyle bir güçlü bir artış olsa güzel olacak. Semi gayet güzel. Aslanım benim Eren bu hafta pek iyi çalışamadı ama e, gelişmeye devam ediyor bu arada onlara fırsatlı gelecek bir dahaki bölümde çünkü Hatay spor maçından sonra hemen iki gün sonrasında e, Kayseri spor karşılaşması var mecburen rotasyon yapacağız artık bir rotasyon yapsak diye dua eder olduk Tabi as takımı geliştirmeyi yani asıl hedefimiz o ama yedekler de çok böyle boş kalmasın istiyorum artık Sadık birinci sırada Mehmet gümbür gümbür gelmeye devam ediyor. İkinci sırada Gökhan her zamanki gibi gelişimine devam ediyor. Üçüncü sırada 3 üç oyuncuyu da tebrik ediyorum. Şimdiden 2 milyon 3.8 milyon euro arasında değeri var. 300 bin euro ile 4.4. Devam. Evet beyler beklediğimiz an geldi. Türkiye kupasında 4. tur kuralları çekiliyor. Valla bunlar biraz bu turlar biraz uzun diyebiliyorum ama hepsini beklesek mi acaba? Bence biz bunu hemen bir tüm takımları eşleştir diyelim. Aynen. Çünkü dördüncü tur artık bunlar rahat turlar. Zayıf rakipler çıkacağı belli. Kastamonu spor çıktı. Hemen, hemen bir an evvel gelsin oynayalım. Rotasyon kadroyu oynatalım derdindeyiz. 14'üne Netleşti güzel Kastamonu Spor'a bakalım Stadyumu da 1984'te yapılmış 4000 kişilik kapasiteli peki Devam Evet 19 yaş 6 takımı Yine esip gürlemiş Şöyle bakayım kaza bela sakatlık var mı diye bir rotasyon rotasyon yaptık çünkü e, Enis şey filan e, Gökhan Cihan filan bunlar oynamadı Çünkü Maçlar üst üste gelmeye başlamıştı bir tek Yağızcan'ın golünü izlemek istiyorum da Hemen şöyle bakalım Yağız, Yağızcan golünü atsın ondan sonra çıkarız Yağızcan içeri doğru kesti Kim vuracak Oğuzhan vurdu Dönen top Oğuzhan Güzel bitirdi Serdar Uzun bir top Atalay'a doğru Atalay iyi kontrol etti Yağızcan'a mı verecek Oğuzhan? Hop Yağızcan'ın golü son gol galiba. İlk gol hemen izler çıkarız diye düşünüyor. Aynen son gol. Allah'ım Rabbim Bütün hepsini izledik. Ya izlemekten değil de bunlar potansiyeli olmayan oyuncular ya o yüzden. O en iyis. Göğsüyle yine enfes kontrol etmiş. Çekmiş topu vermiş Yağızcan'a. Asisti, asist olmadı maçı yok ya. Hakikaten hücum hattının dinamosu Bel kemiği her şeyi Bakayım 13 gol 17 asist Yavrum benim Devam Gelecek maçın tahminine bakıyoruz ee, Beraberlik Ama galibiyeti de alabiliriz diye Düşünüyorlar Emir'in performansından taraftar memnun Peki Hamza'nın performansından Memnunlar gayet güzel Hamza'nın e, şey bitsin Fırsat buldukça hücuma katılır bitsin Bir de bireysel yeteneğini Kullanırı da ekleyeceğim ee, özel yeteneği çok iyi çünkü. Emircan'da ekledik. Bence faydasını da... Allah'ım neydi günahım? Ben anlamıyorum ki neden oynattığımız oyuncu düşüyor? Önceki seviyesinden daha yüksek seviyede oynayabilecek maç tecrübesi kazandı. BS antrenman programı faydasını görüyor. Tamam. Her şey güzel gitmesi gerekirken bu düşüş neden? Valla Cemal'i o kadar oynattık hiçbir şey olmadı dedik. Aynısını Kerim'de de yaşayacağız galiba. Bilmiyorum ki. Devam. Beyler asın bayrakları. Bu fon C lisansını aldı yavrum benim. 874 ne gelişti tam olarak? Önceki profili vallahi aklımda kalmadı. Ama illaki illaki bir şeyler gelişmiştir canım. Şurası 773'tü galiba. Aynen 874 oldu. Ama tam olarak da aklımda değil. Keşke önceki de şöyle bir gösterse. Gelişimini görebilsek iyi olacak da. Bir daha hemen antrenörlük kursuna B lisansı için gönderiyoruz. Tamam yönetim kısa sürede bildirecek. Haydi bakalım. Devam. Diğerleri şöyle bakayım. Patrick devam ediyor herhalde. Aynen. Arda filan devam ediyor. Eto devam ediyor. Pro lisansı için. Peki. Ya Zeto da pro lisansa gelmiş. Hala hiçbir şey yok. Personel özellikleri biraz zayıf gibi. Bakalım oraya bir asistan bulabilirsek ona göre bir şeyler düşünürüz. Arda ne yapıyorsun? B lisansı için çalışıyor. Tamam. Pepe zaten ulusal a lisansı için. Peki devam. Evet bu fon B lisansı için kursa başlıyor. Yönetim sıkıntı çıkarmadı. Bazen fiksör çok yoğun olduğu için göndermek istemiyoruz diyebiliyor. Sıkıntısız bir şekilde kursa başladı. Haydi bakalım bir 4 ay sonra ulusal B lisansını da alacak. Evet günün son karşılaşmasında rakibimiz Hatay Spor. Kadromuz bu şekilde bir tek Taylan'ın maç yükü orta. Diğerlerinin hepsi hafif durumda. Futbol aç bizim çocuklar. Ege'nin gelişimi çok mutlu etti ya. Haydi bakalım neler yapacağız hep birlikte. Merakla bekliyoruz. Şimdi Hatay Spor deplasmanı bizim için zor olabilir. Burada puan kaybetmesek iyi olur çünkü Kayseri maçına rotasyon kadrosuyla çıkacağız. Orada ne olur bilemem. Basın sizi çok yoruyor dedim. Basın dediğim zaman hepsi zaten e, gaza geliyor. Bertu deyince bir an aklımıza e, bizim Bertu geldi. Şimdi Kabi. Kabi fena değil gibi. Juninho. Lesse. Bence bir de el LKB'ye şey yap, frese yapsak yeter gibi. Haydi bakalım aslanlarım. Hatay deplasmanındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel bir performans bekliyorum. Deniz tekrar geri döndü, özledik. Şimdi daha çok çabalayın diyeceğim. Toplu oynamada 65'e kadar çıkan bir altın ordu var. Hatta 70'lere geldik pozitif diyorum. Biraz kanatlardan oyna diyeceğim. Juninho tehlikeli bir nokta. Aman diyeyim. Vallahi direkten çıktı. Başarabiliriz diyorum. Haydi beyler. Kerim biraz. Kerim sana neler oluyor Kerim? Gerçi Gökdeniz de sarıyı yemiş ama. Kerim'den ben çok umutluydum ya. Taylan Kerim bizi coşturacaktı iki kanat. Taylan. Verdi pasını Furkan'a. Hamza Furkan uzun oynadı. Gökdeniz'e doğru indirdi. Semi açısı dar. Çok güzel ama hakem elini kaldırdı. Hemen bir bakıyoruz. Offside var mı? Gol iptal. Çok güzel gelmiştik yine. Hamza Furkan'dan sevdiğimiz uzun toplar yapma be. Semih bir adım önde. Evet ilk yarının skoru 0-0. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Biz daha iyiyiz. Elinizden geleni yapın bu maçı kazanacağız. Haydi beyler. Miguel. Taç atışını kullandı. Juninho. içeri doğru kesti. Arka direk gole değdik. El markaj pres dedik ama Evet. Hava toplarında boyu kaç? 1.82. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Beyler, bir çift forvet yapmamız gerekecek galiba. Yok, ortada pozisyonun pace'i yok. Taktiksel değişikliğe gitmemiz lazım. Semi buradasın. Furkan mı Ege mi? Furkan bugün toplarda fena değildi ama Furkan'ı çıkartacağım. Eren gelsin buraya. Biraz kanatlara doğru şöyle bir iyice açılalım. Tamam, tamam. Evet, Deniz ve Kerim yoruldu. Ekim buradasın. Deniz çık, Emir buradasın. Geri kalan iki tanesini tek seferde kullanmamız lazım değişiklik haklarının. Haydi çocuklar başarabiliriz ya. Tayland'a yoruldu. Bence kim derseniz Tayland ve şey Doğancan. Doğancan güzel işler yapabiliyor. Bir de topları pivot santrafora doğru ayaklı uzun oyna diyeceğim. Artık biraz hava toplarından medet umacağız. Şimdi Furkan Metin. Gökteniz aldı, döndü, açtı ortasını. Doğancan kaleci için rahat bir top. Uzun bir top Elkabiye. Elkabi sol taraftan ilerliyor. Önünde Furkan Metin. Furkan uyuma Furkan. Ondan sonra ben niye oynamıyorum diyorsun. Uyudun Furkan. Uyudun senin yüzünden de ikinci golü yedik. Yalnız el kalbi de tutulmuyormuş hakikaten ya. Bak. Öyle pazar koşusunda Furkan. Kafayla da iyi tamamladı yalnız. Keşke offside'de falan olsa güzel olurdu da. Evet. Hatay Spor bizi biraz silkeledi. Parmakla işaret et. Performansınızdan hiç memnun değilim. Takım ruh gibiydi. Kerim'in düşüşü üzdü. Bir rotasyon zamanı zaten gelmiş belli ki. Ersin aklımızda milli takım için diyor bunu. Tamam. Emrecan. o Emrecan fena değil ya. Da Ta, tabii Merih şey varken şey mi yapsak? Bence Kaan'ı çıkartalım. Emre Can'ı hemen bir kıyaslayacağım. Ka o Kaan her şey değilmiş ya. Ne bileyim. Emre Can hiç boş değil gayet güzel derken Kaan Ayhan hemen hemen her konuda üstün çıktı. Peki o zaman. Oynuyor musun Beşiktaş'ta? Geçen geçen sene kiralıktaymış. Bu sezon artık herhalde Beşiktaş'ta oynuyor. Aynen. Oynaması da lazım zaten. Orada iki tane güzel stoperi var Beşiktaş'ın. Merkezler tamam. Sağ tarafta Valentin gayet iyi. Şunu ben çok beğenmiyorum ama yani. Şöyle bir tekrar bakmaya devam edelim. Emrecan tamam. Aklımızda bulunsun. Ama şu an için Kaan daha iyi. Fatih, Fatih de fena değil ya. Fatih Aksoy. Bu da aklımızda bulunsun. Fatih defansif orta saha da oyun. Asıl mevkisi zaten defansif orta saha. Savaşçı orta saha. Peki. Tamam dedik. Evet. Hatay Spor 2-0 galip geldi. Erol Bulut hakem standartından memnun değil. Evet 8 maç sonrası mağlubiyetle tanıştık. İlla bir yerde takılacaktık ama ne bileyim. Hatay Spor boş bir takım değil ama bence kazanabilirdik. Gerçi 5. sıradalarmış ya. İyi puan toplamışlar onlarda. Konya Spor şu an lider. 21 puanlı. Biz şaka maka 2. sıradayız da tabii. Yani 1 puan 2 puan bunlar o kadar çabuk değişir. Yani Fenerbahçe 15 hemen arkada. Evet. Asistan'ı gönderelim. Şimdi yapabileceğimiz şu an geriye tek bir şey kaldı. Teknik heyet. Tabii ki altyapı odaklı bir kulüp olduğumuz için personellerin değeri bizim için çok çok ayrı. Yapma Mertens ya. Şöyle bize bir güzel bir haber kimden gelir? Alex, Alex'in maaşı çok yani. Alex boşa çıkacak. Boşa çıksa bile yani Bizim verebildiğimiz 10 bin euro maaş. Ya kıtlık filan olması lazım Alex'in 10 bin euroya razı olması için. Alex bence hiç gerçekçi bir hedef değil şu an. Ramos. Ramos da boşa çıkmadan gelmez. Ramos boşa çıksa da gelmez de. mi miberi bunları geç. Aymar. Bu da milli takımda olduğu için bunun tuzu kuru Ya Ya hiç bak yapma etme boşta. Gel bari bir kursa Mursa git. Kursa gidiyor gerçi galiba ya. Bey lisansı tamam. Manzuk işte yok. Thomas var da Thomas'a çok ihtiyacımız yok bizim. Cavani gel ya İbrahim'i e o için boşluğunu bir türlü dolduramadık. Allahım ya Rabbim. Godin yani bir bakalım yine çok üst sıralarda değil benim için ama Hulk olursa çok güzel olur. Hulk'u seviyoruz. Gençlerle çalışma da 16 Hulk. Çok harika olur. esyeni geç. Igor. Şöyle bakayım. Fikirlerini değiştirebildiğimiz personeller var mı? En azından onu görmüş oluruz. James Milner olabilir. Vardı olursa çok güzel olur. En az sıralardan en üst seviyelere gelebilmiş bir oyuncu bakın. Yani çok özel bir e, hayat hikayesi var. O yüzden çocuklara e, ilham olur diye düşünüyoruz. O ne yapsak ne etsek kimseyi ikna edemiyoruz. Kelliğini bari sen gel ya. Şimdi var ya bunlar... E, kendilerine kulüp de bulamayacaklar. Emekli olacaklar. Ondan sonra ben... Yani... İyice sinirleneceğim. Diego gel bakayım. Gençlerle çalışma 20 kararlılık 18. Geç. Mata. Türkiye'de oynayanlar bile gelmek istemiyor ya. O biraz kötü oluyor. Mesela Eto gelirim dedi. Hamşik bari gelse. Bir 18 yaş altı menajer olarak başlasın işte. Lampard, Man bunlar zaten hayatta gelmez. Raul. Vidal olsa çok güzel olur. Yok. David Lewis. ya bizim şu an David Lewis tarzı bir ne değil de Ciro gibi birine bir 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 olsa da yine gel ya. Kararlılık girme. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar doğal gaz faturalarını nasıl ödüyor? <laughs> Ciro'nun tek derdi de o zaten. Ya Costa gelse çok güzel olacak. Kararlılık 19, disiplin 16. Şöyle bir bakalım. Mascherano. O da zaten Arjantin'de olduğu için tuzu kuru. Şevşenk. Şevşenk bir senedir boştasın bak. Gel asistan olarak alayım. Evet. Stam. Bak. Şu yüzümüzü bir güldür artık. Ya Stam var ya. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Camoranesi biraz kararlılık yüksek olsa 15 falan olsa çat diye alacağım da o kadar da yok. Of Torres 19 yaş altı menajer gel. Bunun maaşı da iyidir zaten. 130 bin euro. Bizde Furkan, Furkan yöntem 130 bin euro alıyor. Juninho da zaten kararlılık olarak çok yüksek değil. Maldini bir umuttur yaşamak. Overmars bir umuttur yaşamak. Yine bütün kırmızıları gördük. Rahatlıkla bölümü bitirebiliriz. Bir ara çok güzeldi ya. Bir açıyordu kop Zlatan. Bir açıyordu kop Clivert. O güzel günler biraz geride kaldı. Biz Avrupa'ya gitmeden bize şu an kapı açılmayacak gibi gözüküyor ama hadi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.